Müdürüm, değerli konuklar. Kültür söyleşileri kapsamında yapılan Koza'nın Kayıp Hikayesi, Yunus Emre'ce Bir Dünya Kurmak adlı söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar, selamlama konuşmalarını yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Sinan Aydın'ı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Rektörüm, muhterem İhsan Fazlıoğlu Hocam, Türk Dünyası Vakfı Araştırma Merkezi Müdürüm, kıymetli meslektaşlarım, saygıdeğer misafirler, sevgili öğrenciler, İhsan Fazlıoğlu Hocamızı bugün burada misafir ediyoruz. Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli meslektaşlarım, İhsan Hocamla hukukum benim özel. Sağ olsun, bu zamana kadar nereye davet ettiysek hep geldi ve beni kırmadı. Huzurlarınızda kendisine, ilimize hoş geldiniz diyorum. Kendisinin kitaplarından, söyleşilerinden, sohbetlerinden, makalelerinden müstefit olmaya çalışan birisiyim. İlk programı burada Anadolu Üniversitemizle birlikte hocamızı misafir ederek yapıyoruz. Bu benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. İnanıyorum ki sizler için de büyük bir anlam ifade edecek. Hocamızı ne ölçüde tanırsanız o ölçüde kendisinden müstefit olmuş olursunuz. Bu programımızın bizim zaviyemizden ilki, kuşkusuz Haşim Hocam onlar devam ede gelen programları var. Ama bizim açımızdan ben İl Milli Eğitim Müdürü olduktan sonra kastediyorum. Kuşkusuz sizler için de ilk değildir, devamlılık esastır. Ama bundan sonra inşallah az ve öz buna benzer programlar icra etmeye gayret edeceğiz. İçi dolu, istifade edebileceğimiz, durup dinleyip aynı zamanda dinlenebileceğiz ve aynı zamanda neredeyiz, ne yapıyoruz, belki bu durulmakla beraber yeniden bir başlangıca da vesile olacağına inandığım inşallah güzel bir program üniversitemizle birlikte icra edecek olacağız bugünle beraber. Bizleri burada ağırlayan üniversitemize, Sayın Rektörümüze, Rektör Yardımcımıza, Haşim Hocamıza, huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Ta İstanbul'dan buraya kadar teşrif eden kıymetli hocama, muhterem hocama, huzurlarınızda müteşekkir olduğumu ifade etmek isterim. Ayaklarına sağlık, zahmet buyurdular. Ve sizler de okullarda bir sürü işleriniz var, işlerinizi bıraktınız. Buraya geldiniz ama bundan kıymetli işiniz yok arkadaşlar. Buna inanıyorum. Hadiseye böyle bakmanızı da her birinizden rica ediyorum. Tekrar sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, selamlama konuşmalarını yapmak üzere Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Fatih Temizeli kürsüye davet ediyorum. Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz Sinan Hocam, değerli İhsan Hocam, Haşim Hocam, değerli müdürlerimiz, değerli öğretmenlerimiz ve değerli öğrencilerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok güzel bir vesileyle burada olmaktan, Rektör Hocamın müsaadesiyle onu temsil etmekten büyük bir onur duyduğumu ifade etmek isterim. Malumunuz Anadolu Üniversitesi çok özel bir üniversite. Yine malumlarınız olduğu üzere Yunus Emre adını onurla, gururla kampüsünde kuruluşundan bugüne taşımakta olan bir üniversite. Ve yine bu üniversite kuruluşundan itibaren ilme, sanata, kültüre çok özel bir yeri hep vermiş ve vermeye devam eden bir üniversite. O yüzden bu mana ile, bu başlık ile burada bulunmaktan büyük bir onur duyduğumu kendi adıma da ifade etmek isterim. Bu organizasyonun var olmasında çok büyük katkıları olan Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz Sinan Aydın Hocama ve Anadolu Üniversitesi Kültür Söyleşilerini Rektör Hocamın talimatıyla inşa edip hayata geçiren kıymetli Haşim Hocama da özel bir teşekkür sunmak isterim. Haşim Hocamın organize ettiği bu güzel programda biz geçen hafta yanılmıyorsam YÖK Yürütme Kurulu üyemizi, hocamızı ağırladık, Arif Bilgin Hocamızı.
Kendisinden çok istifade ettik. Hep Haşim Hocam, Sinan Hocam'ın da desteğiyle çıtayı yükseltiyor. Bu sefer İhsan Hocam'ı misafir ediyoruz. Bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Burada kendilerini ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Konunun lezzetine hep birlikte varabilmek için konuşmayı kısa tutuyorum. Rektör Hocam'ın selamlarını ve saygılarını da arz etmek istiyorum. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum tekrar. Hayırlı uğurlu olmasını temenni eder. Selam ve saygılar sunarım. Sayın Rektör Yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Koza'nın Kayıp Hikayesi Yunus Emre'ce Bir Dünya Kurmak adlı söyleşi için İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın İhsan Fazlıoğlu ve moderatör Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sayın Haşim Şahin'i sohbet köşemize davet ediyoruz. Kıymetli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz hepinize. Anadolu Üniversitesi Kültür Söyleşilerinin ikincisi oldu bu ama devam edecek. Çok güzel konular var, çok kıymetli hocalarımız var sırada. Sinan hocama da ayrıca teşekkür ediyorum. Kısa bir süre sonra önümüzdeki ay bir tane daha ortak etkinliğimiz olacak ama kim olduğunu söylemeyeyim, sürpriz olarak kalsın biraz. Çok kıymetli bir hocamız daha burada olacaklar. İhsan hocamla tanışmışlığımız, konuştuk herhalde 20 yılı aşmış gibi gözüküyor. İstanbul çevresi, İstanbul muhiti, ilimin payitaht tadını, lakabını hak eder şekilde İrfan'ın besleyiciliğini her zaman sürdürdü, sürdürmeye de devam ediyor. Anadolu'ya yayıyor, oradan aldığı kültürü meczediyor. O sebeple bu kültürü oluşturan köklü bir tarihe sahip olduğumuz için, köklü bir medeniyete sahip olduğumuz için, böyle bir medeniyetin parçası olduğumuz için ne kadar gurur duysak az. Bizim dünyamız biraz batı merkezci bir tarih anlayışına kaydı. Kendimizi ispatı batıya kendimizi beğendirmekle eşdeğer olarak görüyoruz. Yani meşruiyet vasıtamız olarak batıyı görüyoruz. Halbuki binlerce yıl boyunca ilmin, irfanın merkezi olmuş bir tarihin, bir geçmişin ferdiyiz. Bugün sadece Yunus Emre'yi başlık yaptık. Fatih Hocam da söyledi. Yunus Emre global bir değer. Bütün dünyanın bildiği, tanıdığı bir değer demeyi çok isterdim. Ama değil. Çünkü biz kendi sınırlarımızın içerisinde Yunus Emre gibi bir değeri bile dünyaya mal edemiyoruz maalesef. Ama bunu etmek için gayret göstermemiz gerekiyor, anlamamız gerekiyor. Çünkü Yunus Emre nasıl bir dünyada yaşadı? O feveranı, o feryadı, o söylemleri, sözleri niçin söyledi? Bunları anlamak gerekiyor. Çünkü herkesin bir derdi var. Yunus Emre'nin de bir derdi vardı. Biz şeyi seviyoruz, spot cümleleri seviyoruz değil mi hocam? Yani işte Yunus ne hoş demişsin, bağlı şeker yemişsin. İyi de bunu niye demiş, neden demiş, kime demiş, nasıl bir ortama demiş, onu bu lafı etmeye mecbur bırakan ortam neydi, nasıldı? İşte bugün bunları dinleyeceğiz. İhsan Hocam'ın muhteşem teklifleri var. Bu kelimeyi kasten kullandım. Teklif dergisine bir gönderme değil bu. Ama kesinlikle muhteşem teklifleri var, muhteşem bakış açıları var. Biz sadece tarihçiler, ilahiyatçılar veya edebiyatçılar üzerinden anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ama her mesleğin ehlinin, erbabının Yunus'a söyleyeceği bir şey var. Çünkü Yunus herkese hitap etmişti.
İşte ben sözü o sebeple asıl sahibine vereyim. Kendim de burada susayım. Hocam buyurunuz lütfen. Efendim hepinize iyi günler diliyorum. Ben de başlamadan önce bu programı düzenleyen hem İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hem de Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve Sinan Hocam'la, Haşim Hocam'a teşekkür ediyorum. Başlamadan önce aslında konuşacağımız konu çok güncel bir konu. Tarumar olan bir dünya var. Bu dünyada yeni bir başlangıç için neler yapmalıyız? Nereden başlamalıyız? Sorusunu aslında soracağım. Yani çok güncel bir meseleyi gündeme getireceğim. Ve bunu aynı tarumarlığı yaşamış Yunus Emre'nin ve o dönemdeki insanların nasıl başardığına işaret edeceğim. Hepiniz biliyorsunuz, özellikle 17. yüzyıldan itibaren sistematize olmaya başlayan bir dünya içinde yaşıyoruz. Bu dünyayı kuranlar bizzat bu dünyaya kendileri ihanet ettiler. İnsan hakları dediler, demokrasi dediler, değil mi? Dün 20'sinde çocuk hakları günüydü. Çocuk öldürerek kutluyorlar bunu artık. Kim yaparsa yapsın, çocuk öldürüyorlar. Hastaneleri bombalıyorlar. Buna sessiz kalıyorlar. Dolayısıyla tarumar olmuş, yıkılmış bir dünyadayız ve bizzat bunu kuranlar tarafından, dışarıdan bir saldırıyla da değil. Dolayısıyla insan olmak, insan kalmak ve insan ölmek için ne yapabiliriz? Bunu tarihsel tecrübemizde nasıl başarmışlar, bunun üzerine konuşacağım. Başlığı tesadüfen seçmedim. Öncelikle bu dünya nedir? Çünkü dünyayı genelde biz yeryüzüyle karıştırıyoruz. Bir dünya kurmak ne demektir? Ve bir dünya yıkıldığı zaman nereden başlanılır? Bunun üzerine önce konuşacağım. Yer yer felsefi mülahazalarım olacak. Yer yer de tarihsel mukayeseler yapacağım. Genelde ben ayakta konuşurum bir Karadenizli olarak. Enerjiyi oradan alıyorum ama şimdi oturarak konuşacağım için enerjimde düşme olabilir yani. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman insan esas itibariyle kainat dediğimiz, evren dediğimiz bu maddi alemin, maddi dünyanın bir uzantısıdır. Bunu biliyoruz. Sahip olduğumuz biyolojik, fizyolojik, anatomik, kimyasal, maddesel ne derseniz deyin bu özellikler analiz edildiğinde, çözümlendiğinde neticede dayandığı şey evrenin ham maddesi neyse oradan geliyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Yani bizi evren içeriyor aslında. Biz evrenin içindeyiz. Hani İbn Arabi'nin bir beytinde dediği gibi evreni bilmeye çalışıyorsun ama içinde olduğun bir şeyi nasıl bileceksin? Fakat ilginç olan şu ki varlık açısından evrenin devamı isek ve evren tarafından içeriyorsak da bilgice bu evreni içeriyoruz. Yani öyle bir yeteneğimiz var ki, özelliğimiz var ki varlık açısından devamı olduğumuz evreni bilgi açısından kendi uzantımız haline getirip varlıkça bizi içeren evreni bilgice biz içeriyoruz ve onun üzerine konuşuyoruz. O bilgiye çevirdiğimiz evren üzerine konuşuyoruz. Böyle bir özelliğimiz var. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine biz de tabii doğal olarak, fıtri olarak bir eskilerin kök akıl dediği, kök akıl, aklı garizi dediği bir özelliğimiz var bizim. Bunun kökeni hala tartışıyoruz. Bilinç nedir? Nereden geliyor? Madde tarafından içeriliyor mu? İşte çok çeşitli teoriler var. Big Bang'de büyük patlamada bilinç maddenin içerisinde içkindiği de süreç içerisinde mi açığa çıktı? Başka evrende, başka yerlerde bu tür bilinçli varlıklar var mı? Müdrik varlıklar, idrak edilen var. Bunlar tartışmalı konular ama en azından meseleyi tasvir ettiğimiz zaman bu yeryüzünde işte 14,5 milyar ışık yılı çapında 2 trilyon 250 milyar galaksinin olduğu o büyük muazzam aklen idrakte zorlandığımız ancak matematiksel ifadeye döktüğümüz bu evrende yeryüzü dediğimiz bir yerde yaşıyoruz. Ama bu ikametimiz, yeryüzündeki bu ikametimiz maddi yapıyla sınırlı değil. Yani bizi içeren evrene sınırlı değil. O akli garizi dediğimiz köken akılla yeni bir dünya kuruyoruz. Yeryüzünün üstünde bir dünya kuruyoruz. Dünya insana aittir. Hayvanın dünyası olmaz. Bitkinin dünyası olmaz. Mecazen kullanabilirsin.
Onlar yeryüzünde yaşıyorlar. Biz yeryüzünde olmakla birlikte bir dünya kuruyoruz. Bu her zaman yaptığımız bir şey. Bir toprak parçasını vatana çeviriyoruz. Bir apartmanı yuvaya çeviriyoruz. Bir mağarada yaşasak bile onu hemen yaşanılabilir anlam değer yüklemesi yaparak yaşanılabilir bir yere çeviriyoruz. Dolayısıyla bu dünyayı nasıl kuruyoruz? Bu dünyayı kurarken iki temel özelliğimiz var. Birincisi, akıl sayesinde bilgi üretiyoruz. Her şeyi bilgiye çeviriyoruz. Bilgiye çevirmediğimiz hiçbir şeyle irtibat kuramayız. Tanrı'yı bilgiye çeviriyoruz, evreni bilgiye çeviriyoruz, kendimizi bilgiye çeviriyoruz. Tüm muhatap olduğumuz eşyayı bilgiye çeviriyoruz. Hatta kendi kurduğumuz yapıları, devletler kuruyoruz, onları bilgiye çeviriyoruz. Ekonomiler kuruyoruz, onları bilgiye çeviriyoruz. Hazreti Ali'nin ifadesiyle insan eşittir bilgi, her şeyi bilgiye dönüştürerek irtibat kuruyoruz. Mesela felsefi açıdan çözemediğimiz çok önemli bir soru var. Fiziksel gerçeklik bize kendisini sunuyor aslında. Şu masa bana kendisini sunuyor. Bir ateşe elimi tuttuğumda elim yanıyor. Duyusal olarak algı organlarımla bunları algılıyorum. Ama hiçbir zaman bu akıl denilen yapı nasıl bir yapıysa evrenin kendisini bana sunduğu biçimiyle yetinmiyor. Bunun içine giriyor aklıyla. Bunun işte 12 pozitif fermiyon, negatif fermiyon, bozon bilmem ne ki bu öyle sabahtan akşama da olmadı. Yani gerçekliğin ister fiziksel, ister matematiksel, ister mantıksal, ister dini, ilahi, gaybi aklınıza ne tür gerçeklik küresi gelirse gelsin. O gerçeklik küresindeki olgu olayların kendisine bile sunuş tarzıyla yetinmiyoruz. Onun akılla içine girerek teorik idrakini, nazari idrakini yapmaya çalışıyoruz. Bilimleri böyle kuruyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Niye gerçekliğin kendisine bize sunuşuyla yetinmiyoruz? Olgusal önermelerden teorik bilimsel önermelere geçiyoruz. Bu bizim bir özelliğimiz. Bunu evrende bildiğimiz bir başka bir canlı en azından şimdi yok. Yani Amazon ormanlarında mesela diyelim ki hayvanlar toplanıp da hayatın anlamı nedir diye bir tartışma yapmıyorlar. Ya da içinde yaşadığımız ormanlığın fiziksel kurallığı, biyolojik onu çalışmıyorlar. Bunu biz yapıyoruz. Bu birincisi. İkincisi ise bu akılla ürettiğimiz bilgi sadece tek başına, burası çok önemli şimdi, bilgi değil bir de değer üretiyoruz. Yani iki şeyimiz var. Bir bilgi, bir değer. Değer de, şimdi bu değerin kökeni neresi o ayrı bir konu. Bir de değer dünyamız var bizim. Her şeyi değere çeviriyoruz. Bir toprak parçasını vatan kılarken oraya bir değer yüklemesi yapıyoruz. Ve vatanı korumak için ordu besliyoruz. Bakın kavramlar çok önemli arkadaşlar. Hiçbir matematiksel teori için bir millet ordu kurmaz ama bir vatan kavramı için ordu kuruyorsun. Namus kavramı için şeref kavramı, haysiyet kavramı değil mi? Orduyu besliyorsun. Yani kavramlar o kadar önemlidir. Bir millet. Bayrak için bayrak bez parçası. Boya neticede ama bayrağa öyle bir anlam değer yüklemesi yapıyorsun ki o anlam değer için ölüyorsun yoksa o bez parçası için ölmüyorsun. Yani o neyi temsil ediyor? Niye delalet ediyor? Onun için ölüyorsun. Dolayısıyla bizde bir değer dünyamız var. Dolayısıyla bu bilgi ve değer değer nedir? Değer öyle basit bir hadise değil. Şimdi biz nasıl ki fiziksel evrenin, maddi evrenin bize kendisine sunuşuyla yetinmeyip teorik bir açıklama getirmeye çalışıyorsak aynı şekilde dünyamızda da fiziksel doğal doğamızdan kaynaklanan davranışlarla yetinmiyoruz. Değil mi? Mesela acıkıyoruz, yemek yemek istiyoruz. Bu hayvanın her canlının ihtiyacı, iradesi var, arzusu var, isteği var. O arzu nesnelerine yöneliyor. Ama biz yeri geldiğinde diyoruz ki diyelim ki şurada, şu masada ya da herhangi bir masada bir yemek var, görmüşüz, açız, bir hayvan gelir bunu yer. Yani hiçbir aslan öldürülmüş bir geyiği, ya burada sırtlanla çok emek verdi, ben yemeyeyim onlar yesin demez. El koyar. Ama biz diyoruz ki kul hakkıdır yenmez. Başkasının hakkıdır yenmez. Oraya bir değer yüklemesi yapıyorsun değil mi? Dolayısıyla nasıl oluyor da olandan olması gerekene bir geçiş yapıyoruz. Tıpkı fiziksel dünyadaki olgusal önermeden bilimsel önermeye geçiş gibi olgusal davranışlardan, canlılığımızdan kaynaklanan davranışlardan nasıl oluyor da olması gereken ahlaki davranışlara geçiyoruz? Bunu da çözemedik henüz. Bunlar büyük sorular. Ama her daim bizi insan tutan sorular. Bunları sürekli sormak zorundayız. Nasıl oluyor? Bir şey malı, ekini nasıl alır? Şöyle yapmalısın, böyle yapmamalısın. Niye?
Kim belirliyor bunu kardeşim? Bunun kökeni nedir? Bunlar uzun konular. Ama neticede biz bu bilgi ve değeri sentezleyip burada kurduğumuz yapıya dünya diyoruz. Dünya budur. Her insan bir dünyada yaşar. Her millet bir dünyada yaşar. Bu dünya bilgi ve değerden oluşmuş, sentezlenmiş bir koza dediğim o, bir kozadır. O kozanın ipek böceği gibi içine girip orada yaşıyoruz. Dünyası olmayan, tıpkı fizik evimiz gibi, eğer evimizin camı yoksa, değil mi? Çatısı yoksa, nasıl rüzgar alıyorsan, nasıl efendim doğal afetlere karşı korumasızsan, aynı şekilde kurduğumuz bu bilgi ve değer dünyasının da bir şeyi var, uzayı var, bir çatısı var. O çatı, o pencere, bunun için burası çok önemli. Biz nasıl ki maddi vatanımızı korumak için ordu besliyorsak, silah üretiyorsak, teknoloji üretiyorsak, özel çalışmalar yapıyorsak, soru şu, bizim manevi dünyamız, anlam değer dünyamız, yani dünya dediğimiz o hadiseyi korumak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Var mı bunun için bizim mesela felsefi teorilerimiz, değil mi? Metafizik teorilerimiz, varlık anlayışımız, bilgi anlayışımız nerede? Yok. O zaman da şikayet ediyoruz. Diyoruz ki efendim gençler şöyle genç tabii ki. Verdiğim bir örnek vardır, tipik bir örnek. -25 derece üşüyen bir adama siz bir çuval verseniz hemen giyer. Çünkü hayatını korumak zorunda. Bedenin üşüdüğünde ilk sana verilen elbiseyi giyersin. Aklın üşüdüğünde, aklın metafizik ürpertisini nasıl gidereceksin kardeşim? Bu gençlerin metafizik sorularını, değer, bilgi sorularını, anlam, değer dünyası ilgili sorularını nasıl gidereceksin? Hangi ideoloji ona cevap veriyorsa giyer, kusura bakma, kimseyi suçlamayın yani. Almanya'ya gitmek ister, Amerika'ya gitmek ister, Rusya'ya gitmek ister, Çin'e gitmek ister. Sen sadece buradan hakaret edersin, lanetlersin ama lanet bilgi üretmiyor. Dolayısıyla biz eğitimci arkadaşlar burada çok gençlerimize tıpkı devletimiz bu konuda birinci sınıf iş yapıyor. Zaten Türk milleti tarih boyunca bunu en iyi beceren milletlerden biridir. Vatanını korur. Ama bu maddi vatan. Manevi vatanı nasıl koruyacağız? Nasıl dağılmayacağız? Bakın aynı dönem 13. yüzyılda Moğolların işgal ettiği, tarumar ettiği bir dünyada, biraz sonra üzerine kuracağım, paramparça olmuş dünyayı bu insanlar nasıl korudular ve bizi o şeyden çıkartıp tarihsel yürüyüşümüzü Türk milleti olarak devam ettirmemizi sağladılar. Bu tecrübeden de istifade etmeyi beceremiyoruz. Övgü ile sövgü arasında sıkışmış bir tarih anlayışımız var. Bilgi yok. Hak getire. Uzmanlığı kastetmiyorum. Her zaman söylediğim bir şey var. Kültür uzmanlık işi değildir. Refleksif kültürümüzde karşılığı olan bilgi bizim bilgidir. Yine verdiğim örnekler var. Adama soruyorsun. Bana bir aşık örneği ver. Romeo ve Juliet diyor ya utanmadan. İngiliz misin sen? Refleksif kültür budur. Aklına ilk gelen şey. İyilik yapan birine Robin Hood diyor lan. Yani Köroğlu de ya. Verdiğin örnekler nedir? Herhangi bir olgu olayı algılarken toplumsal, tarihsel, politik neyse hangi örneklerle iş yapıyorsun? Televizyonda adam güldürü programı yapıyor. Descartes gibi derin düşünme diyor. Ulan Farabi de, Ali Kuşçu de. Yok. İnanın milliyetçisi de, muhafazakarı da, İslamcısı da, Kemalist de, solcusu da, sağcısı da, yolcusu da, golcüsü de bu tarihsizlik konusunda müttefik. Örneklerimiz bize ait değil. Hakaretlerimiz bile artık bize ait değil. Yani bir dilde övgü kadar sövgü de o dilin bir malıdır. Yani hakaret ederken bile başka bir dünyanın temsillerini kullanıyoruz. İşte soru şu. Bu manevi dünyamızı, maddi vatanı yanında bu manevi vatanı, bu anlam değer dünyamızı, kısaca dünyayı, o bilgi ve değer terkibinden oluşmuş, içinde yaşadığımız o kozayı, fırtınalardan, şimşeklerden, efendim afetlerden, yağmurlardan nasıl koruyacağız? Bunu başarmamız lazım. Niçin? Çünkü biz kendimizi böyle bir sahnede gerçekleştiriyoruz. Şimdi bir tiyatro oynayan birini düşünün. Sahnesinin olması lazım değil mi? Orada kostümünün olması lazım. Oynayacağı oyuna uygun bir sahne inşa edersiniz. Her insanın
yeryüzünde kendini gerçekleştirmek, hani ana dilimizde buna realization of the self diyorlar ya da klasik Türkçe'de tahkiki zat, zatımı gerçekleştirmek, kendimi ifade etmek, kendi yeteneklerimi, neyse onlar, o potansiyellerimi açığa çıkartacak bir ortam istiyorum. Yani bu tohuma benzer, tohum ne kadar genetik olarak güçlü olursa olsun susuz, kıraç bir toprakta bitmez, değil mi? Ama genetik olarak sorunlu bile olsa iyi bir toprakta o açar o. Şimdi biz birey olarak, fert olarak kendimizi gerçekleştirebileceğimiz böyle bir toprağı bulabiliyor muyuz? Bulamıyorsak bir sürü sıkıntı var demek. Dolayısıyla biz o dünyayı boşuna kurmuyoruz. Dünyayı önce kendimiz, fert olarak, birey olarak kendimiz için, daha büyük ölçekte de toplumun, milletin kendi geistini, felsefi tabirle kendi ruhunu, kendi anlam değer dünyasını gerçekleştirebileceği bir sahneye dönüştürmek zorundayız. Eğer bir genç ya da bir öğretmen ya da bir hoca, bir üniversite görevlisi kendini gerçekleştirecek bir sahnesi yoksa öyle bir sahne arayışına çıkar. Ya da küser. Şimdi bunların hepsinin, bu anlattıklarım ilk defa olmuyor. İlk defa olmuyor. Her zaman olan şeyler. O açıdan insanın Aşık Paşa, mesela Aşık Paşa bizim kültürümüzde var mı? Ya Aşık Paşa benim tabirimle bir kendilik filozofudur. Garipname adlı eseri kurucu bir metindir. Son derece önemli bir metin. Ben 10 hafta ders yaptım Medeniyet Üniversitesi'nde, Aşık Paşa okumaları yaptım. Bizim felsefe bölümlerimiz bunları çalışması gerekirken ya öyle bir zihniyetimiz var ki dergi çıkartıyoruz, felsefe dergisi. Adresini değiştir, Londra'da bilmem ne göster, bir de dilini İngilizce yap, orada da çıkar. Savaş sayısı çıkartıyor adam. Efendim Nietzsche'nin savaş anlayışı, Kant'ın bilmem ne anlayışı. Onu, ya kardeşim hani savaşçı millettik biz? Ya bari Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşla ilgili bir iki sözünü, felsefe analizini yapın ya. Yok. Başkasının gözüyle olaylara bakmak, iş hoşumuza gidiyor, kolayımıza geliyor yani. Biz kendimiz teorik çerçeveler kurup, o teorik çerçevelerden olgu olayları değerlendireceğine, ki teorik bir çerçeveniz yoksa olgu olayları değerlendiremezsiniz. Başkaları çözüm üretsin, biz de o çözümü kullanalım. Yani iPhone'u üretsin, ben kullanayım der gibi bir şey. Yani anlatabiliyor muyum? Nasıl ki teknoloji aletleri üretiyorlar, biz de kullanıyoruz, çok da memnunuz bundan. Değil mi? Hani temele sormuşlar niye icatlar onları yapıyor. Onların vazifesi bize hizmet etmek diyor ya, böyle espriyle. O mantıkla bakıyoruz. Aynı şeyi teorik modeller konusunda da yapıyoruz. Sanat teorilerimiz nedir bizim? Şiir teorimiz nedir? Büyük şairlerimiz var. Nedir şiir teorimiz mesela? Hangi şiir teorileri üzerinden o şairleri değerlendiriyoruz? Necip Fazıl, Nazım Hikmet'i, Sezai Karakoç'u, Turgut Uyar'ı, ne bileyim ben. Yaşayan pek çok şairimiz var. İsmet Özel'i falan. Nasıl değerlendiriyoruz? Büyük şair şak şak, büyük şair şak şak. Tamam da hangi şiir teorisi perspektifinden ona yaklaşabilirsin? Bu teorik açıklama modeli, teorik düşünme öyle basit bir hadise değil. Bunun en güzel tanımını benim tespitlerime göre Taşköprüzade, Kastamonu, Taşköprüzade 1561'de ölen büyük filozofumuz yapıyor. Nedir teorik düşünce? Nazar. Akılla olgu olayların içerisine gireceksin. Bu olgu olaylar ister fiziksel olsun, ister toplumsal, ister matematik, fark etmez. O olgu olayların kurucu unsurlarını tespit edeceksin. Sonra bu kurucu unsurları kendi aralarındaki nedensel ilişkilerini kuracaksın. Çünkü düşünmek nedenlemektir. Ve akabinde de bu kurduğun nedensel ilişkilerinden hareket ederek bir kurallık tespit edeceksin ki bir daha olgu olayla karşılaştığında ona yeniden işlem yapma. O kurallık içerisinde onu yakala, idrak et. Dolayısıyla o nesnenin, o olgu olayın zihni, bilimsel ya da bilgisel kuruluşunu zihninde yapacaksın. Teorik düşünce budur. Yani sizin ekonomik kriz yaşıyorsunuz, politik kriz yaşıyorsunuz, askeri kriz yaşıyorsunuz. Oradaki krize aklınızda girip o krizin kurucu unsurları nelerdir? Bu unsurların kendi arasındaki nedensel ilişkiler nelerdir? Deyip o kurallılıktan hareket ederek bir yasalılık, bir tespit yapıp onu zihninizde kuramıyorsanız onun üzerine konuşamazsınız. O yükleme yapamazsınız çünkü. Aşık Paşa Garipname'de diyor ki bir insanın kendini gerçekleştirebilmesi için iki şeyin olması lazım. Bir eman, bir iman. İkisi de emniyet kökünden, güvenlik kökünden gelir. Yani biri maddi güvenlik, biri manevi güvenlik. İmanı illa dini, herkesin dini vardır. Dinsiz insan olmaz. Bu batılı tanımlarla iş yapıyoruz biz. Din nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanın doğumundan ölümüne
takip ettiği yola din denir. Din yol demektir. Şeriat yoldur, tarikat yoldur, mezhep yoldur yani. Her insanın bir inanç, anlam, değer dünyası. O sizin dininizdir. Bu kadar basit. Dolayısıyla sizin bir de imanınız, yani anlam, değer dünyanızın olması lazım. Ki orada metafizik güvenliğinizi sağlayasınız. Kafayı yemeyeseniz, nihilizm, hiççilik, bunalım, hayata tutunacak bir yer yani kısaca. Hayata tutunacak bir yerinizin olması lazım. Varlığa tutunacak. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla 13. yüzyılın ikinci yarısı ve 14. yüzyılın ilk yarısında Aşık Paşa gibi, Yunus Emre gibi, efendim Mevlana gibi, Saddettin Konevi gibi, Sıracettin Umevi gibi, Anadolu'nun Hacı Bektaş gibi büyük hem arifleri hem alimlerinin en önemli özelliği bu eman ve imanı oradaki yaşayan Türk toplumu için yeniden nasıl inşa edebiliriz de geçiriyorlar. Çok ağır mı konuşuyorum? Yani sen de hiç müdahale etmeyince dedim herhalde ben çok uçuyorum gidiyorum gibi hissettim de. Çok uçarsanız müdahale edelim. Ha, tamam. Tamam. Hani onu ben sana vermiş olayım da dur ben saatimi de çıkarayım. Çünkü belli bir saatte tamamlayacağız değil mi onu hocam? Şimdi bu dünya arkadaşlar katmanlı bir yapıdır. En önce dünyanın yaşanabilir olması lazım. Yaşanabilir bir dünya. Düşünülebilir bir dünya. Ümit edilebilir bir dünya. Tahayyül edilebilir bir dünya ve bilinebilir bir dünya. Dünya katmanlıdır. Yani siz dünyada, bu dünyada, bu kozanın içerisinde yaşarsınız. Dolayısıyla dünyanız önce bir yaşanabilir olması lazım. Mesela ölüm korkunuz varsa, yarınızdan bir ümidiniz yoksa, geleceği öngöremiyorsanız, yaşama standartınız düşükse, o zaman o yaşanabilir dünyanızda sıkıntı vardır. Düşünülebilir bir dünya, bu dünyada düşünürsünüz. Bilinebilir bir dünya, bu dünyada bilirsiniz. Bu dünyada hayal kurarsınız, bu dünyada ümit edersiniz. Yani böyle bir dünyanız yoksa bütün bu vasıfları kaybedersiniz. Düşünün şimdi Gazze'de yaşayan insanlar nasıl bir tahayyül, hayal edilebilir bir dünyaları var. Bilgiyle uğraşabilirler mi? Yani fizik yapalım, efendim evrenin bileşimleri, madde, kozmoloji falan yapalım diyebilirler mi? Çünkü yaşanabilir dünyaları tehlikede. Yaşayamıyorlar ki. Şimdi düşünün Yunus Emre'nin yaşadığı dönemi düşünün. Biraz sonra bahsedeceğiz. Yaşanabilirlik ne düzeyde mesela? Yani biz ilk defa sıkıntı yaşamıyoruz ki. Bak ben her zaman söylerim. Türk tarihini konuşurken biz şöyle bir yanlış yapıyoruz. Politik organizasyonların adlarına devlet diyoruz, imparatorluk diyoruz. Diyoruz ki efendim 17 tane mi imparatorluk kurmuşuz? Çok kurduğumuzu unutuyoruz. İki devletimiz var. Ondan sonra 55 tane devlet kurmuştuk. Arkadaşlar bunlar tek bir milletin farklı görüntüleridir. Türk devleti tektir ya. Yani biz Göktürk Kağanlı'ndan itibaren efendim Karahanlılar, Selçuklar, yani önemli olan bu devletlerin siyasal organizasyonları kendileri değil ki. Bunu kuran millet. Yani Selçuklu da bizim, Osmanlı da bizim, Hazarlar da bizim, onlar hepsi bizim. Yani öyle bakmak lazım olaya. Dolayısıyla bu devletlerin ilk defa Badire yaşamıyorlar ki, yani İstiklal Harbi'ni düşünün. Yani İstiklal Harbi'nde yaşanabilir bir dünyamız var mıydı? Vatan işgal edilmiş, değil mi? Zaten devamlı savaşmaktan yorulmuş, nüfus kırılmış, genç nüfus kırılmış, değil mi? Yani dolayısıyla ilk defa yaşamıyoruz bunları. Şu andaki daha büyük bir sıkıntı tabii. Bakın, ben size şeyi söyleyeyim. Yunus Emre'nin büyüklüğünü ya da Mevlana'nın, Konevi'nin, o dönemdeki insanların büyüklüğünü, bunları biz şair olarak okuyoruz, sufi olarak okuyoruz. Ya bunların hepsinin tek bir problemi var aslında. Kaybedilen devleti yeniden nasıl kurabiliriz? Hepsi bunu düşünüyor. Bu dünyayı nasıl inşa edebiliriz tekrar? Çünkü bakın, Moğol istilası, evet Moğollar tamam, bizde akraba bir kavimdir. Etnik olarak Türk değillerdir ama kültür olarak Türktürler. Zaten Moğol ordusunun %70'i Türklerden oluşuyor. Ama neticede önemli olan o mesele değil, onların temsil ettiği dünya ile bizim temsil ettiğimiz dünya çakışmaz. Farklı bir dünya onlarınki. Şimdi bakın, Moğol istilası, o dönemdeki kaynaklar da bize veriyor. Bir kere Türk etnik yapısını darmadağın etmiş. Çünkü Türk etnik yapısı, o dönemdeki tarihsel sahnede
her milletin kendine göre bir hiyerarşisi var. Yönetici hangi aileden çıkar bellidir değil mi? Bugün gezerken gördük. Timur çok büyük bir general ama emir yani. Han olamıyor. Han olmanın belli şartları var. O dönemin sosyoekonomik politik koşulları içerisinde bir Türk toplumlarının kendi içerisinde oluşturduğu bir hiyerarşi var. Bunlar özsel, değişmez, sabit hakikatler değil. Bunu Moğol istilası tarumar ediyor. Özellikle kültürel üstünlüğümüzü kaybediyoruz. Turan, İran ve Anadolu hattındaki Türk kültür üstünlüğü kayboluyor. Yok ediyorlar. Bakın şu yıkıma bak. Ondan sonra mali idari sistemimiz çöküyor. Çünkü devlet yok. Toprak sistemi dağılıyor. O dönemdeki tarım toplumusunuz. Toprağın bir organizasyonu var. O organizasyonu yapamazsınız, sonuç alamazsınız. O darmadağın oluyor. Ticaret sistemi çöküyor. Kontrolünüzden çıkıyor zaten. Değil mi? Ve bu yaşanabilir dünyanın ortadan kalkması demektir. Yaşanabilir dünya ortadan kalkınca en büyük çözüm küsmektir arkadaşlar. Varlığa küsüyorlar. İnziva, tasavvuf hareketlerine bakın o dönemde Haşim Hocam daha iyi bilir. Bir inziva şeyi hareketi çıkıyor. Dünyayı terk etmek, yalnızlığa çekilmek, kendi kabuğuna çekilmek gibi bir anlayış var o dönemde. Uzlet anlayışı. Tabii şimdi neticede büyük bir, aynı bugün de benzer bir şey. Uzlet illa dağa çekilip yaşamak değil. Entelektüel olarak da uzlete çekilebilirsin. Ne demek o? Çözüm üretmesin sorunlarına. Şimdi Amerika'nın ya da uluslararası sosyoekonomik politik bir güç var. Bu güç dünyaya bir dizayn veriyor. Sen bu şeye güce karşı ümidini kaybedersen, çözüm ümidini kaybedersen entelektüel olarak içine çökersin. Karadeliğe dönüşürsün yani. Karadelik nedir? Yıldızın içine çökmesi değil mi? İnsan da karadeliğe dönüşür. Ne demek bu? Bütün ümidini kaybeden, onun için şirkten sonra en büyük günah tasavvufta Allah'tan ümit kesmektir değil mi? Ümidini kaybettiğin an İstiklal Harbi'ni yapamazdın işte. Değil mi? Yapamazsın. Dolayısıyla ümidini kaybetmek de bir tür uzlettir bugün. İlla uzlet mağaraya çekilip yaşamak demek değil. Ya bu gücün karşısında ne yapacağız? Her şeyi ele geçirmişler. Her şeyi kontrol ediyorlar gibi. O psikolojiyle hareket ettiğin zaman, kendi içine çöktüğün zaman, ümidini kaybettiğin zaman uzlete çekilmiş, inzivaya çekilmiş, varlıktan, gerçeklikten kaçmış gibi oluyorsun. Ve bugün bunun örnekleri var şeyimizde. Dünyadan ele tek çekmek sadece fiziksel bir şey değil, onu kastediyorum. Yeryüzünden ele tek çekmekle dünyadan ele tek çekmek farklı şeyler. Gözden ırak olmaya çalışırsın. Yaşadığın içinde yaşadığın dünyanın hem sorunlarını hem de o sorunlara ilişkin çareleri düşünmekten kendini alıkoyarsın. Bu bir şeydir. Bakın Anadolu'da dikkat edin, en şiddetli tasavvuf eleştirilerinin ortaya çıktığı tarih bu yüzyıllar. Niye? Buna isyan ediyor alimler. Moğol tehlikesi var, Haçlı tehlikesi de var aynı dönemde. Bugünkü dünyadan farkı yok. Her taraftan tehdit altındasın ve siz, bakın İbn Arabi diyorsunuz ya, İbn Arabi aynı zamanda gençlere savaş eğitimi veren bir sufi. Değil mi? Sufilerin genelde bunu yapmaması lazım. Yunus Emre tam tersine uzlete karşı çıkan, şehri merkeze alan, değil mi? Tarımla uğraşan, ticaretle uğraşan, seyahatlerine bir bakın adamın. Bir Azerbaycan'a gidiyor, bir oraya gidiyor. Niye? Buradayı, sahneyi terk etmiyorlar. Sahneyi terk ettiğin zaman ona el koyarlar. Gücünün oranında sahnede olacaksın sürekli. Varlığını her zaman karşı tarafa ihsas ettireceksin. Her zaman buradayım. Ona göre çünkü karşı tarafta kendi tutumunu ve pozisyonunu alır. Sahneden kaçmak, sahneden geri çekilmek, ne kadar gücün ne kadar az olursa olsun fark etmez, bütün sahneyi başkasına devretmek gibi oluyor. Şimdi dolayısıyla Yunus Emre ve benzerlerinin yapmaya çalıştığı ilk şey, yeniden yaşanılabilir dünyayı nasıl kurabiliriz? Bunun için Türk toplumunun, Türk entelektüelinin, düşünürünün, politikacısının ilk görevi Türk milleti için yaşanılabilir bir dünyayı nasıl inşa edeceğiz? Budur. Yaşanabilir bir dünyanın olmadığı yerde sanat olmaz. Yaşanabilir bir dünyanın olmadığı yerde yüksek fikir geliştirilmez. Şiir yazılmaz. Mimari olmaz. Onun için ya
Şöyle, biz Hristiyan değiliz. Maddeyi ihmal ederek manayı ikame edemeyiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz, madde olmadan mana olmaz. Aklımız bile, bedenimiz sağlıklı olduğu zaman güzel çalışıyor canım. Yani kanser olduğunda, ne bileyim ben, ağır bir hastalık geçirdiğinde kafan da onunla meşgul oluyor. Hadi bu manayı üreten bu akıl, ama o da bir bedenin, bir maddenin içerisinde. Madde ihmal edilerek, yeryüzü ihmal edilerek dünyanızı ihya edemezsiniz. Bunun için bakın, şu çok önemli. Bir medeniyet hareketi, bir temeddün hareketi sosyoekonomik ve politik bir güç üretmediği müddetçe teorik olarak kalır. Hiçbir anlamı olmaz yani. Bir güç üretmek zorundasınız, politik bir güç üretmek zorundasınız. Bu politik güç öncelikle o toplumun yaşanabilir dünyayı inşa etmesi için istihdam edilmeli. Ki orada kendini gerçekleştiren bireyler, o kendini gerçekleştirecek toplum, yüksek fikirleri, yüksek düşünceleri, bilimsel çalışmaları, estetik sanat çalışmalarını yapabilsin. Bu son derece önemli bir şey. Şimdi tarihsel örnekler bitmez tabii. Bakın mesela size bir örnek vereyim. En çok Türkçe gramer kitabı yazılan dönem bu yüzyıldır. Türkçe gramer ya. Ve işin garibi Arapça gramer de en çok bu yüzyılda yazılıyor. Arapça sözlükler. Niye? Çünkü hafızayı korumak çok önemli. Hafıza kimliktir. Hafıza kurumlarını yok etmiş Moğollar. Hafıza kurumları nedir? Sizin yapıp ettikleriniz mimari eserleriniz. Bunlara biz hafıza kurumları diyoruz. Bunları yıkmışlar. Hastaneler yıkılmış. Efendim, hanlar yıkılmış, ama her şeyi yıkmış adamlar. Hafızayı korumanız lazım. Kimliğinizi koruyabilmek için. Peki bunu nasıl koruyacaksınız? Eğer şehirler sizin kontrolünde değilse, binalar yıkılmışsa, onu canlandıracak şekilde öncelikle ilk yapılacak şey dili korumaktır. Yunus Emre niye Türkçe yazdı zannediyorsunuz? Sadece Türkçe yazayım diye için mi yazdı? Ebu Hayyan el-Endülisi Memlük döneminde 2 tane mi Türkçe gramer kitabı yazıyor. Tefsirler yazılıyor. Tabii bir sürü. Hem Araplar, Arapça konuşan, hem Farslar, Farsça konuşan 3 büyük dil var o dönemde, hem de Türkler, Türkçe, hafızayı koruyabilecek eserler. Türk milleti hareketli bir millet olduğu için bunu büyük oranda şiirle yapıyorlar. Çünkü şiir hareketli toplumların hafızasıdır. Türk milleti için şiir bu açıdan çok önemlidir. Hareketli toplumlar mekanla irtibatlarını kaybettikleri için, çünkü bırakıyorsun gidiyorsun başka bir yere, o mekanı yanında taşıyamayacağın, orada ürettiğin eserleri yanında taşıyamayacağın için onu ezberleyebileceğin, nesilden nesile aktarımını daha kolay yapabileceğin sözlü kültür, çünkü büyük oranda şiirle. Şiir Türk milleti için birinci önemi bu. İkinci önemi, kriz anlarında Türklerin hep ozanları öne çıkmıştır. Bu 13. yüzyıl, 14. yüzyılda da böyle, İstiklal Harbi'nde de böyledir. Bakın İstiklal Harbi'nde şairler öne çıkıyor. Akif öne çıkıyor değil mi? O dönemdeki kimse şairler. Kriz anlarında Türk milletinin en önemli hasletlerinden biri budur. Şiiri öne çıkartıyoruz. O duygu durumunu. Çünkü düşünmekten çok o sıradaki hissiyatı uyandırmak lazım. Hassasiyetleri harekete geçirmek lazım. Ve şiir bunu çok güzel bir şekilde yapıyor. Dolayısıyla bilinci korumak, yani hafızayı korumak için ilk şeyin korumanız gereken şey dildir. Dil hafızayı taşır. Onu içerir. Binalar yıkılabilir. Efendim, yaptığınız tüm maddi yapılar gidebilir. Devleti kaybedebilirsiniz. Ama dili muhafaza edebilirsiniz. Aşık Paşa'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş ve o dönemdeki diğer Türkçe vurgusu büyük oranda bu hafızayla da alakalı. Dediğim gibi sadece bize has bir şey değil. Bakın en çok ansiklopedik eserin yazıldığı dönemdir. 1300-1250 ve sonrası. 72 cilt hayvan ve bitki ansiklopedisi var. 72 cilt. Şeyde, Ali Emiri'de, Millet Kütüphanesi'nde. İşte 70 cilt İslam tarihi var. Bilmem kaç cilt şu var. Tabii bizim ulemamız, o dönemin entelektüelleri, bilginleri, siyaset sahibi insanlar. Sadece çorba parası için akademiye gitmiyorlar yani. Milletin dertleriyle dertleniyorlar. Tabii. Niye bu kitapları yazıyorlar? Çünkü her an bir şey olabilir. Kayda geçirmek lazım hafızayı. Kişiler ölür, bireysel hafıza gider, ama o tarihsel hafıza
bakidir, kalıcıdır. Bakın Orhun yazıtları okuyorsun, oradaki hafızayı irtibat kuruyorsun. Bakın ben size bir örnek vereyim, bu anlattıklarımın çok tipik bir örneğidir. Moğollar hastaneleri yıkıyorlar. Zaten yıkmadıkları bir şey yok. Her şeyi yıkıyor. İlk dönemde, sonra tabii onlar da Medinileşiyor. Türkleşiyorlar, Müslümanlaşıyorlar. Şimdi hastane olmayınca nasıl tedavi olacaksınız? Çünkü hastane dediğiniz şey, şifahaneler, tedavi amaçlı kurumlardır. Hastane olmayınca hastalanmayacaksınız. Hastalanmamak için bir mekanizma geliştirmeniz lazım. Bakın ulema ne yapıyor? Tıbb-ı nebeviyi güncelliyor. Yani hıfz-ı sıha, sıhhati korumak. Ve bunu inanılmaz metinler üretiyorlar. Tıbb-ı nebevi tedavi edici bir tıp değil, koruyucu bir tıp. Yani az ye, elini yıka, değil mi? Buna hıfz-ı sıha diyoruz. Ve ondan sonra yazılan bilimsel tıp kitaplarında da bakıyorsunuz, hıfz-ı sıha, iadet-ü sıha ayrımı var. Yani sağlığı korumak, koruyamadın, bir şekilde hasta oldun, iadet-ü sıha, sağlığı geri nasıl iade edeceksin? Niçin bunu yapıyorlar? Çünkü hastane yok. Yıkılmış her şey. Ulema, o dönemin bilginleri, entelektüelleri, aydınları, bugün için değişebilir onlar. Toplumun bu sorununu görüp Hazreti Peygamber'in manevi otoritesini kullanarak insanlara bir beslenme, bir neden onun adı, hayat yaşama tarzı öneriyorlar. Ha, sonra bu abartılıyor. Ondan sonra ama İbn Haldun gibi daha sonraki düşünürler bunu çözüyorlar. Demek istediğim burada yaşayan o dönemdeki ariflerin, alimlerin, filozofların, düşünürlerin, fakirlerin neyse düşünürlerin olgu olaylar karşısında, toplumsal olgu olaylar karşısındaki hareketlilikleri ve sorunları tespit edip bunlara uygun çareler üretmeleri son derece önemli. Bunlardan biri de hafızayı korumak. Bu dönemde Türk şiirinin, Türkçenin bir şiir dili olarak yükselmesi bununla son derece alakalıdır. Tabii İslam dünyası, biz hep siyasi ve politik açıdan bakıyoruz ama bu dönemde bir de hakikat krizi, bilgi krizi var. Buna çok girmeyeceğim. Teorik bir şey olur zannediyorum. Yani eşyanın hakikatini bilebilecek miyiz? Hakikatle irtibatımız ne olacak? Fiziksel gerçekliğin hakikatini bilecek miyiz? Bu çok büyük bir krizdir. İslam dünyasındaki epistemolojilerin, felsefi tutumların gelişmesinin ulaştığı bir sonuçtur bu. Her medeniyet bu krizi yaşar. Özellikle Fahrettin Razi ile birlikte, ki Fahrettin Razi ile Mevlana'nın babası biliyorsunuz, Afganistan'da karşılıklı bir atışmaları da var. O yüzden geliyor zaten Mevlana'nın babası Konya'ya. Bu hakikat krizi de bu politik, ekonomik, siyasi krize denk geliyor işin garibi. Şimdi biz Mevlana'yı işte ne olursan ol yine gel. Yahu kardeşim, bir insanı davet ediyorsan onu bir yere oturtman lazım. Senin davet ettiğin insanı oturtacağım yoksa davetin bir anlamı yok. Mevlana davet ediyor da nereye davet ediyor? Bunu kimse sormuyor. Gel, nereye gelelim? Kafamıza göre takılalım. Yaylalar mı çıkalım? Ne yapalım yani? Mevlana işte yok dönüyormuş, yok bilmiyorum. Kardeşim, Mevlana'nın en büyük problemi bu krizi çözmektir. Yunus Emre'nin de en büyük sebeplerinden, o dönemde entelektüel önemli neden şeylerinden biri bu hakikat krizini çözmek. Nasıl çözeceğiz biz o hakikati? İki büyük problem var. Bir sosyoekonomik, politik bir problem var önümüzde. Şehri yeniden nasıl kuracağız? Kendi içine çökmüş insanımıza yeniden nasıl bir ruh üfleyeceğiz? Fiziksel gerçekliğe, politik gerçekliğe onu yeniden nasıl yöneteceğiz, yönlendireceğiz? Silahlı eğitim veriyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Öyle alimlerimiz var ki o dönemde. Kale inşa etme uzmanı ya. Alaaddin Konevi diye bir Konyalı alimimiz var mesela. Adam okçu, kale yapıyor. Niye? Bir alim niye bunlarla uğraşır? İhtiyaç var. Sadece Anadolu'da yapıyor. Gidiyor şeyde, Memlük döneminde oraya kale yapıyor, buraya kale yapıyor. Adam büyük bir mühendis. Ama fakir bu adam. Yani onlara girmeyeyim isimlere tek tek. O dönemdeki Orta Anadolu uleması, alimleri, entelektüelleri çok etkindir İslam dünyasında. Mısır'da etkindir, Şam'da etkindir, Anadolu'da etkindir. Dertleri bu yani. Birincisi bu. Siyasi meseleyi çözmek. İkincisi de felsefi bir mesele var önlerinde. Bu hakikat krizini nasıl çözeceksiniz? Mevlana'nın
Mesnevisini de hikayeler okuyorsun, onlar sadece hikaye değil, katmanlı bir metindir o. Dolayısıyla yaşanabilir dünyanın yanında bir de düşünebilir ve bilinebilir bir dünya yani. Yaşadık tamam da ot değiliz ki biz, bitki değiliz ki sula bizi büyüyelim. Bizim dediğim gibi yaşanabilir dünyanın da bir de düşünebilir bir dünyamızın olması lazım, bilinebilir bir dünyamızın olması. Bu da krizde. Bu krizler üst üste geliyor. Bunu da sizin bir şekilde çözümlemeniz lazım. Varlık hakkında bir sözünüz olması lazım kısaca. Varlığa tutunmak için bir tutamak arıyorsunuz yaşamak için. Ama bir de varlık hakkında bir konuşmanız lazım. Varlıkla bir müzakereye girmeniz lazım. Bir diyaloğa girmeniz lazım. Değil mi? Bu varlık sadece ilahi varlık anlamında değil. Fizik varlıkla konuşmanız lazım. Toplumsal varlıkla. Niye siyasetnameler yazılıyor? Toplumsal gerçeklikle nasıl muhatap olacağız? Devletle nasıl muhatap olacağız? Devlet bir entite neticede. Ahlak kitapları yazılıyor. Niye yazılıyor? Dil bir varlık alanı. Yani varlık derken onun bütün tezahürlerini, bütün tecellilerini dikkate alarak o varlıkla anlamlı bir ilişki, konuşma ilişkisi, bir diyalog kurmanız lazım. Bunun için de yapmanız gereken bir şey var. Dolayısıyla tüm bunları birleştirdiğiniz zaman bu krizleri aşabilecek çözümler üretmeniz gerekiyor. Şimdi burada diyor ki şimdi Haşim Hoca, Yunus nerede? İşte burada Yunus devreye giriyor. Şimdi tabii mesela Sirajettin Urmevi, Konya Kadısı, işte Frederick'in sarayında Malta'da 4 yıl ders veren bir hoca. Yani öyle sadece bize değil, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun sarayında 4 yıl kalıp onlara metafizik, fizik, psikoloji, mantık okutan adam. Konya Kadısı deyip geçmeyeceksin. Ha ya tabii. Tabii biz alimlerimizi cami imamı zannediyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın, herkes aynı bu konuda. Türkiye'de ideolojik fark yok bu konuda yani. Sivas'a gittim, orada Gök Medresesi'yi zannediyor, Kur'an kursu zannediyor adam. Ya modern öncesi dönemin en önemli matematiksel 3 astronomi kitabı Sivas Gök Medresesi'de yazıldı. Kimsenin haberi yok. İşte Niksar'la çok uğraştım, beceremedim. Tokat Niksar, Muhammed bin Çoban bin Saltuk bin Sartak adlı Türk matematikçinin matematik okuttuğu ilk Osmanlı müderrisi Davud Kayseri yetiştirdiği yer. İşte dönerci olarak, düğün salonu olarak kullanılıyor. Büyük milletiz biz. Tabii. Ama Anadolu'da bu tespit edilen tüm antik eserleri, vazoyu bile koruyoruz. Tabii. Neyse, ben şimdi oflu hoca makamına çıkmayayım. Şimdi bakın bütün bunlar sizin moralinizi, yani moral zemin diye bir şey var. Moralim bozuk dersiniz ya. Niye moraliniz bozuk? Çünkü moral değerleriniz gitmiş. Kanonik yapılarınız çökmüş. Sizin davranış biçimlerinizi, düşünüş biçimlerinizi, birbiriyle olan ilişki biçimlerinizi, o formları belirleyen değerler düzeni çöktüğü zaman sizin moraliniz bozulur. Nasıl ilişki kuracaksın arkadaşınla? Dostunla, eşinle, çocuğunla, hocanla, devletinle. Tüm o kanonik yapılar, onlar kanonik yapılar belirler. Kanonik kelimesi akatçadır, çok eski bir kelimedir. Kanon, kanun oradan geliyor. Yani her şeyin bir kanonik yapısı var. Şimdi biz üniversitede okumanın, bulunmanın bir kanonik yapısı var. Öğretim üyesi olmanın, araştırma görevlisi olmanın değil mi? Müfredat, program oluşturmanın hep kanonik yapıları var. Bunlar tarihsel süreçler içerisinde oluşmuş, belli alışkanlığa dönmüş yapılardır. Bunlar çöktüğünde bir öğrenci, mesela şöyle düşünsenize, birinci sınıfa bir öğrenci geliyor. Nasıl kaydolacağım? Nasıl ders seçeceğim? Bunların eğer kanonik yapıları belli değilse karışır kalırsın. Kafan karışır yani, çorba olur. Biz bunların farkında değiliz ama toplumlar ve o toplum içerisindeki fertler kanonik yapıların içselleştirilmesi, anlam değer dünyasına, moral değerlere dönüştürülmesiyle varlıklarını sürdürüyorlar. Dünyanızın çökmesi, yaşanabilir, düşünülebilir, bilinebilir, hayal edilebilir, ümidi dünyanızın çökmesi, biraz önce anlattığım, sizin o moral zemininizi de çökerttiği için ne yapacağınızı da bilemezsiniz. Kime tokat atacağım belli değil. Kim düşman, kim dost. Tamam mı? Dolayısıyla öngörmenizi kaybedersiniz. Öngörmek çok önemlidir. Tüm ahlaki sistemler, hukuk sistemleri yarın öngörmek için kurulur. Çünkü yarın öngörmezsen evlenip yuva kurmazsın, ticaret yapmazsın. Niye yatırım yapayım ki? Yarın ne olacağı belli değil. Öldürecekler mi beni? Değil mi? Ölecek miyim? Kalacak mıyım? Ne olacak? Malımı el mi koyacaklar? Değil mi? Öngörülebilir bir dünya oluşturması. Dünyanın zaten önemli özelliği bu. Biz niye bilim yapıyoruz? Fiziksel dünyayı öngörmek için. Mevsimleri öngörmeye çalışıyoruz. Tarım yapıyoruz ona göre değil mi? İşte hava durumlarını, bir sürü meteoroloji bilimlerimiz var. Ne olacak?
5 milyar yıl sonra Güneş'in kara deliğe dönüşeceğini bile hesaplıyoruz. 5 milyar yıl yaşayacak mıyız biz? Yok. Belki ben ofluyum, yaşayabilirim bilmiyorum ama bana verebilir belki öyle bir ayrıcalık. Yaşamayacağımıza göre niye hesaplıyoruz? Çünkü fiziksel dünyanın davranışlarını öngörmek istiyoruz. Deprem hesapları yapmaya çalışıyoruz değil mi? Doğal afetleri öngörelim. Aynı şekilde yeryüzündeki olgu olayları, doğal olayları öngörmek gibi dünyamızı da öngörmek istiyoruz. Bunlar hepsi çökmüş. Bugün de arkadaşlar şöyle bir yoklama yapsam hepinizde aynı problemleri görürsünüz. Bunlar psikolojik sebepleri tetikliyor bakın. Dünyası olmayan insan hasta olur psikolojik olarak. Psikolojik hastalıkların çoğu insanların içerisinde yaşadığı o kozanın delik teşik olmasıyla alakalıdır. Şizofreni oluyorsun, stres bilmem ne. Kendi içi dünyasında yaşayan, o kozan içinde yaşayan, kendini gerçekleştirme fırsat sahnesi olan bir insan niye hasta olsun ki? Eğer biyolojik, medikal bir zemini yoksa. Gençler hasta. Ya psikoloğa gitmeyen kalmadı ya Türkiye'de. Çok var benim etrafımda. Bana diyorlar hocam sen gitmiyor musun? Niye gideyim dedim ya. Benim irtibatım iyi. Yani hallediyorum yukarıdan. He? Hallediyorum. Şimdi bakın Yunus Emre'nin bu meseleleri o dönemdeki entelektüellerin hemen hemen. Yani İbn Arabi okursan da aynı şeyle karşılaşıyorsun. Efendim Konevi okursan da hemen hepsinde benzer şey var. Böyle bir şeyi çözmenin ilk zemini, tek değil ama ilk zemini arkadaşlar kendilik bilincini yeniden kişilere yani kendi özgüvenini kazandırabileceğin en ontik birim dediğimiz bizim yani varlıkça en zemindeki birimi yeniden inşa etmeniz lazım. Kendilik bilincini. Şimdi okuyorsun şeyi. Biraz önce dedim Aşık Paşa kendilik filozofu diyorum ben. Niye? Kendi. Bakın aynı şeyi Ahmet Yesevi Orta Asya'daki dinlerin başında yapmış. Yunus Emre'nin divanını okuduğunuzda en çok üzerine vurgu yaptığı şey. Bakın geçen bugün konuştuk sabah. İlim bilmektir. İlim kendim bilmektir diye bir beyit var. Yanlış o beyit bana göre. Ben onunla ilgili 20 sayfalık bir yazı yazdım. İlim ilmektir. Ya Yunus gibi bir şair totoloji yapar mı? Öyle kafiye mi olur? İlim bilmektir. İlim kendim bilmektir. Ne? İlim ilmektir. İlim kendim bilmektir. Şimdi ne demek bu? Lafız olarak. Şimdi mefhumu yok bizde. Lafzı var. Lafız. Yani ters bir kıyas yapmış. Çünkü Yunus Emre'nin yakında bir Yunus Emre'nin Kendi Öz Felsefesi diye bir kitap çıktığı zaman orada da bunu ifade edeceğim. Düşünüş biçimi klasik İbn Sinacı mantığa göre çalışmaz. Başka bir mantık yürütüyor. Onun da Orta Asya'daki bugünkü tabirle Orta Asya, yani Turan coğrafyasında bir zemini var. Onun üzerine yazdığım zaman, çıktığı zaman orada onu ifade etmeye çalışacağım. Şimdi bu dönemdeki tüm düşünen ortak kanaati, bir insan kendinin farkında değilse hiçbir şeyin farkında olamaz. Allah'ı bilmek için diyor İbn Arabi, önce kendini bileceksin. Men arafe nefsehu. Kendini tanımadan başkasını tanımayacaksın. Kendini uğramadan başkasını. Çünkü kendilik hakkında bir idrakin yoksa, idrak-ü zat yoksa dışarıya, ötekine, başkasına uzanamazsın. Onun için Yunus Emre burada diyor ki, önce kendini bileceksin, sonra bunun üzerine bilgiyi inşa edebilirsin. Bunun üzerine toplumu inşa edebilirsin. Bunun üzerine bu kendilik, birey, fert yoksa hiçbir şey inşa edemeyiz. Bakın İbn Arabi Fusus'u bu tarihlerde yazıyor. Fusus'un son maddesi Hazreti Peygamber'dir biliyorsunuz. Muhammed Faslı. Hazreti kitabın özelliği aslında peygamberler üzerinden bir insanlık, teorik insanlık tarihi kurmak. Orada her peygamberin insanlığa getirdiği bir özellik var. Hazreti bir sonraki peygamberin peygamberin tüm özelliklerini içerir. Kendisi yeni bir özellik katar. Hazreti Peygamber iki özellik katıyor. Bakın buraya dikkat edin. Biri ferdiyettir. O olmak. Yani bu şey anlamında değil. Yaratılmış bir bireysellikten bahsetmiyor. Fert olacaksın. Amen tü diyeceksin. Ben iman ettim. Çünkü toplu iman olmaz. Herkes Tanrı'yla birebir muhataptır ve mesuldür ve mükelleftir.
Kim, çocuk niye mükellef değil? Deli niye, akıl yetenekleri olmayan insan niye mükellef değil? Çünkü o bir kendi değildir. Bir kendilik bilinci, bir haysiyeti yoktur. Değil mi? Amentü diyebilecek ferdi yetiştirmen lazım. Bu Hazreti Peygamber'in şahsında diyor İbn Arabi, bireysellik. O anlamdaki bireysellik. Fert ilk maddedir. İslam medeniyetinde, bizim kültürümüzde fert olmayan insan hiçbir şeyden sorumlu tutulmaz zaten. Ne Tanrı sorumlu tutar ne devlet. Mazur görülür. Çünkü o mazuldur. Değil mi? Mazur görülür çünkü mazuldur. O konudan azledilmiştir. Kendini bileceksin. İkincisi, kendini bilen, kendilik bilinci yüksek insanın, yine İbn Arabi diyor, estetik bilinci yüksek olur. Güzeldir. Hazreti Peygamber'in insanlığa getirdiği estetik duyuş. Arkadaşlar, ben bir cümle kullanıyorum, bana kızıyorlar ama biz kendi tarihinden geri kalmış bir milletiz. Ne açıdan? Entelektüel perspektif açısından. Silahlarımız olabilir. Var zaten Allah'a şükür ordumuz. Efendim şu. Ama entelektüel perspektif, hani o Taşköprüzade'ye atfettiğim o teorik, onun anlattığı o nazari bakış yok bizde ya. Şu şeye bak, estetik duyuş, güzelden haz almak ancak ferdiyeti güçlü olan insanın yapabileceği bir iştir. Kendilik bilinci yüksek olan insanın yapabileceği bir iştir. Mimarimiz kötü, fert yok ki. Rahmetli Turgut Cansever Hoca dedi ki bir gün bize, Selimiye kışlası yapıldığında İstanbul halkı yürüyüş yapıyor. Biz ne kötülük yaptık da padişah bu zulmü bize reva görüyor. Var mı böyle bir İstanbul halkı? Böyle biri çıkıp belediye başkanı adayıysa İstanbul halkı oy verir mi? Şimdi eleştiriyoruz ya yöneticilerimizi. Ulan bu yöneticiler uzaydan gelmiyor ki, biz seçiyoruz. Sana doğruları söylediğinde seçmiyorsun ki onu. Ben şimdi İstanbul Belediye Başkanı adayı olsam, desem ki şunu yapma izin vermeyeceğim, buna izin, kimse bana oy vermez. Sonra da şikayet ediyorsunuz. Çünkü kendisi de bana da benim sıram ne zaman gelecek diye bekliyordu ondan. Estetik duyuşumuz yok. Bu estetik duyuş sadece mimaride değil ki, şiirde, sanatta, her yere yayılır bu. Çünkü ferdiyet meselesi. Şimdi tam da böyle devlet kurmak isteyen, bakın Gazeliler niye rahatça ölüyor? Çünkü ferdiyet bilinçleri çok yüksek, kendilik bilinçleri. Ölüme ancak kendilik bilinci yüksek olan insan gider. Öbürü korkar. İlişkilere hapsolmuştur çünkü. Toplumsal ilişkilere, ekonomik ilişkilere, politik ilişkilere. O ilişkiler ağı içerisinde varlığı vardır. Kendisinin bir varlığı, kendinde bir varlığı yoktur. İlişkiler onu var ediyor. Tavır alamaz. Omurgası kırılmıştır, sümüklüdür. Ya günlük hayatta söyleyeyim, üniversite burası işte. Senato toplantısına giriyorsun. Rektör orada, koca senatörler bir tane kalkıp itiraz edemiyorlar. Yayınlanıyor mu bu? İzlesinler. Yok, olabilir. Ya istisnalar var tabii, ben genel. Niye? Fikrini niye söylemiyorsun? Akil bahane değil misin sen? Ama sonra kulis yapıyorlar utanmadan. Toplantı biter bitmez. Ya bugünkü kararlar nasıl bilmiyorum. Orada söyleseydin ya. Fikrini edebiyle, adabıyla, usulüyle, yöntemiyle ifade etmeyen insan akil bali değildir. Kusura bakmasın yani. Balidir de akil değildir yani. Ferdiyeti yoktur. Fail değildir yani. Özne değildir. Nesneleşmiştir o. İşte Yunus Emre'nin ve o dönemdeki entelektüelin önemli özelliği insanımızı tekrar özne yapmak ve tarihteki yerini iade etmek. İnsan özne kılacaksın. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Petro, Deli Petro diyorsunuz da Büyük Petro, St. Petersburg Askeri Akademisi'ni kurduğu zaman yazılı imtihandan geçen öğrencileri sözcüsünü kendisi yapmış. Öğrenciler alınmış, gitmiş Moskova'ya. Askeri akademi başına bir general bırakmış. 6 ay sonra general gelmiş, demiş ki ben istifa ediyorum. Niye? Deli bunlar demiş ya bu çocukların hepsi. Laf dinlemiyorlar. Bir şeyler söylemiş ona Petro, gitmiş. 6 ay sonra bir daha gelmiş. Yine aynı şikayetler yapınca Petro demiş ki
General demiş, biz tek başına kaldığında Rusya için karar alabilecek adam yetiştirmek istiyoruz. Bize telefon edecek, o zaman telefon yok da, bize ikide bir danışacak adam değil. Tek başına kaldığında Rusya için karar alabilecek adam. Arkadaşlar budur yani. Bakın Yunus Emre'nin, Hacı Bektaşi Veli'nin, Aşık Paşa'nın, Konevilerin, o dönemdeki insanların bu inşası Osmanlı Devleti'ni var kılıyor. Ya Aşık Paşa Osmanlı Devleti'nin ilan edildiği törene bizzat katılıyor. Kendisi Eskişehirli. Eskişehir'i ve Eskişehir'in Osmanlı idaresine geçmesi için özel operasyonlar yapıyor yer altında. Hayat hikayeni bir okuyun. Dertleri ne bu adamların? Yeniden Türk Devleti'ni inşa etmek ve o inşa edecek insanların da kendi bilinci yüksek, yalnız başına kaldıklarında devlet için karar alabilecek donanıma sahip olmak. Haysiyet sahibi insanlar, haysiyettir. Kendilik bilincinin klasik felsefedeki kararı haysiyet. Haysiyetli insan yetiştirmek yani. Şahsiyet, hüviyet, haysiyet. İnsanın üç katmanlı ontolojik yapısıdır. Haysiyetiniz olacak yani. Haysiyetiniz olmazsa yeri geldiğinde vatanı da satarsınız. Yeri geldiğinde çıkarlarınız için vatanı satmak illa bunu yabancılara satmak değil canım. İşinizi iyi yapmamak da vatanı satmaktır. Kusura bakmayın yani. Devletin size verdiği, milletin size tevdi ettiği işi layıkıyla yapmamak, onu suistimal etmek de vatan hainliğidir bana sorarsanız. Ancak haysiyet sahibi insan işini iyi yapar. Hakkını verir. Dolayısıyla buna Yunus Emre çok ilginç bir ifade kullanıyor. Şimdi o dönemde bizim Sadık yazar hocamız İstanbul Medeniyeti Türk Dili Edebiyatı'nda bu konuları çalışıyor. Eski ilk dönem Türkçe çok ilginç bir tespiti var. Diyor ki o dönemdeki Türk entelektüeller Türkçenin yüksek kültürün içerisinde yeni kelimelere ihtiyacı var. İlginç kelimeler üretme şeyleri var. Çabaları, gayretleri var. Özellikle biliyorsunuz Oğuz Türkçesi, Batı Türkçesi, Kaşgarlı Mahmud'un Divan Lügat Türk'te söylediği gibi Oğuz Türkçesi için şey diyor, güzel bir lehçedir, Türkçe lehçe ama yazı dili yoktur filan diyor. Şimdi geç bir yazı dili, Türkçenin yazı dili eski de Oğuz Türkçesini kastediyorum. Yeni yeni yazıya geçiyorsun işte Mevlana'nın birkaç beyti var değil mi? Yunus Emre'ler, Aşık Paşa'lar, Sultan Veled'ler filan. Yanlış demiyorum değil mi? Ha. Dolayısıyla yeni kelimeler üretiyor. Şimdi ilginç bir kelime üretmiş Yunus Emre. Kendöz. Kendi özünü almış, birleştirmiş kendöz diyor. Yani şeyi tek başına bir vurgu onu kesmiyor. Öz diyebilir mesela. Öz kendilik de diyebilir ama kendöz. Özü de ayrıca kullanıyor. Kendiliği de ayrıca kullanıyor ama kendöz. Yani bir insanın, hatta Aşık Paşa Garip Nami diyor ki bu kendöz öyle bir enerjidir ki diyor. Ya yani ben onu tabii ben kendi dilimi bir patlattığında diyor ortalık hak ile yeksan oluyor. Yani öyle bir enerjidir. Çünkü varlıkta bir yer tutuyorsun sen birey olarak, fert olarak. Bunun yoğunlaştığı yer o kendözdür. O kendilik bilincidir yani. Onu iyi bellettiğin zaman, bir insana bunu iyi kavrattığında o insan artık eylemlerinde, yapıp etmelerinde, diğer her türlü işinde belirli bir mesuliyet, belirli bir sorumluluk içerisinde hareket eder. Bunu kurmamız gerekiyor. Yani eğer devlet kuracaksak, şehri yeniden üreteceksek, ondan sonra dağılmış, elimizden çıkmış, bozulmuş kanonik yapıları yeniden inşa edeceksek yapmamız gereken şey ilk önce bunları yapacak insanı, bireyi, ferdi yetiştirmektir. Ha, Yunus'un burada ikinci bir katkısı bunları Türkçe yapıyor. Batı Türkçesi ya da Oğuz Türkçesinin varlıkla konuşulabilecek bir yapıya dönüştürüyor. İlk defa Tanrı hakkında, efendim, evren hakkında, varlık hakkında, efendim aklınıza gelebilecek her türlü gerçeklik küresindeki olgu hakkında Türkçe konuşmayı beceriyor. Bunun bir şeyini koyuyor. Bugün buradan ne ders alacağız? Bizim yapmamız gereken şey tarihsel tecrübemizi güncellemek. Olduğu gibi yapamazsınız. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz. Şüphesiz. Ama çamaşır kurutma tecrübesi zamandan zaman aktarılabilir. Nasıl çamaşır kurutulur? Şimdi bizim bu tecrübeleri
yaşadığımız pek çok tecrübe var, güncellememiz lazım. Eğer biz büyük iş yapmak istiyorsak büyük adamlarla yapabiliriz bunu. Büyük adamlar yetiştirmemiz lazım. Deha milyonda birdir. Bu scientific bir şey, yani nüfus hareketliliklerinde bir milyonda bir deha çıkar toplumda. 100 binde de üstün zekalı çıkar. Soru, 85 milyonuz 8,5 dehamızın olması lazım. 80 değil mi? 80 deham, 80,5. Nerede? Üstün zekalı insanlarımız nerede? Şimdi bakın, benim kişisel kanaatim, Mehmet Genç Hoca'dan da öğrendiğim, bizim en büyük başarımız ehliyet merkezli olma, ehliyet aristokrasisi önemli. Ehliyet. Zeki insanları yetiştirmek ve toplumun önüne koymak. Zeka avcısı. Osmanlı'nın başarısı budur. Nizam-ı Mülk etnik olarak Türk değil. Ama Türk devletine büyük hizmet ediyor. Çünkü adam zeki, tecrübeli, ehliyeti var yani. Ehliyet aristokrasi dediğim bu. Bakın, Gulam Sinan 2. Murat'ın kölesidir. Çok zeki bir çocuk. Allah'ın yarattığı bu zekayı başka bir yerde israf etmek haramdır. Ali Kuşçu Semerkant'tan, Orta Asya'dan geldiğinde talebe olarak veriyorlar. Ve Ali Kuşçu'dan sonra 15. yüzyıldaki en büyük Türk astronomudur. Gulam Sinan. Köle Sinan ya. Biz bugün bunu yapabilir miyiz? Yapar mıyız? Ulan biz zekileri bulup öldürmeye çalışıyoruz zaten. Gömmeye çalışıyoruz. Yani. Ferdiyeti güçlü, haysiyeti güçlü, büyük adamlar yetiştirmeden büyük işler yapamayız. Bir milletin entelektüelleri olmalı. Bir milletin, ama bu kan aristokrasisi değil, entelektüel bir aristokrasi. Yani bir ehliyet aristokrasisinin olması lazım. Tahammülkar olmamız lazım bu tür insanlara. Biz de bugün zekayı avlıyoruz ama öldürmek için, yok etmek için. Kıskanıyoruz. Hani üniversiteden bir örnek vereyim. Ya bir hoca sınıfının orta zekalısını asistan alır mı ya? Beni geçmesin diye alıyor adam. Ya sınıfın en çalışkanını alsana. O beni ezer, beni gömer bir. Ötsün işte, senin öğrencin dersin günler. Adam gibi adam yetiştirdik. Orta zekalısını alıyorsa iyi bir durumdayız. Yok şöyle. Şöyle, ilkleri bunu yapmış, orta zekalılar profesör olunca o da sınıfın orta zekalılarını geri zekalılar almaya başlamışlar. Tabii böyle aşağı gidiyor. Şimdi yine bilimsel bir araştırmada A sınıfı insanlar A sınıfı insanlarla çalışır. Bakın bu yapılan bir bilimsel araştırmadır. A sınıfı insan A sınıfı insanla çalışır. B sınıfı insan B sınıfı insanla çalışmaz. C sınıfı insanla çalışır. C sınıfı D sınıfı insanla çalışır. Böylece düşersin. Bakın şimdi, yani kimse kimseden şikayet etmesin. Sınanmamış olduğunuz günahların iddiasını taşımayın. Görüyoruz işte, yani konuşan insanlar, buna ben de dahilim. Ben de iddialı değilim bu konuda. Vazife verildiği zaman yapılanları görüyoruz. Yani sadece politik kadroları suçlamak ucuz entelektüelliktir. Üniversitelerde, devlet dairelerinde, iş merkezlerinde yapılan benzer bir şey. Ne oluyor bu sefer? Büyük adamlar o büyüklüğün içini doldurduk. İş başında olmayınca küçük işler yapmak zorunda kalırsınız. Şimdi bu adamlara baktığımız zaman, tarihsel tecrübemize baktığımız zaman bu adamların en büyük başarısı bu. Onun için nereden başlamak diye bazen soruyorlar konuştuğumuz zaman, önce kendimizden başlayacağız. İnsan yetiştirmeyi becermemiz lazım. Bakın Busbeck'in kanun döneminde döndükten sonra Fransız meclisine yaptığı konuşmayı lütfen bir okuyun. Bakın dışarıdan bir göz. Yani içeriden dersin ki aman biz kendimizi koruyoruz, torpil geçiyoruz. Dışarıdan bir göz. Busbeck'in çizdiği gerek o konuşmasında gerekse daha sonra çevrilen mektuplarında o bizi anlattığı, ya bizi anlatıyor adam ya dışarıdan, ki bu adam bir devlet görevlisi, bir oryantalist. Bize o sahneyi ya da o nitelikleri tekrar kazanmadığımız müddetçe güncelleyerek 10 yıl sonra, 20 yıl sonra
Başka biri benzer bir konuşmayı burada yapabilir. Dolayısıyla Yunus Emre'nin kuracağı dünyanın, Yunus Emre'ce bir dünya kurmak dedim ya, ilk şeyi bu İbn-i Arabi'nin Fusus'unda söylediği bu ferdiyeti, bu kendöz bilincine sahip haysiyetli insanları yetiştirmekle başlamak lazım. Peki sonra gerisi kendiliğinden gelir. Önce temeli attıktan sonra çatıyı kurarsın. Ama çatı üzerine konuşmak temeli gözden kaçırmak için yapılan bir numaradır. Konuşuyoruz çatılar, daireler. Peki temel üzerine, tabii temel derken aynı zamanda orada bir mecaz da var. Peki beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Sorulara geçebiliriz herhalde. Bir saati doldurduk. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocamıza. Şimdi son söyledikleriyle hocamız herhalde Yunus Emre'nin ilim kendini bilmektir sözünün ne kadar önemli olduğunu ima etmiş oldu ya da açıkça söyledi. Kendini bilmezsen başkasını bilemez. Evet. İkincisi de mesela benim dikkatimi çeken bu Kurtuluş Filistin meselesinde söylemiştiniz o bilinci. Benim aklıma bizim Türk Kurtuluş Savaşı İstiklal Harbi geldi. Orada da çıkardığımız cümle şu. Kurtuluş Savaşı gerçekten vermek isteyen insan kaçmaz. Aynen. Memleketinden. Çünkü haysiyeti var adamın. Ülkesini terk etmez, sınırlarını terk etmez. Bir de bir ilave yapayım ben hocam eğer izniniz olursa. Bu Hacı Bektaş Veli'ye atfedilen bir söz var ya, eline beline diline hakim ol. Bu 14. yüzyıl Türkçeleşmesi ve Türk kültürünün inşası açısından baktığımızda bu sözü hep genel anlamda yorumcular da ahlak üzerinden algılıyorlar. Ben burada el, il ve devlet olarak tanımlıyorum. Beli, yöre ve kültür, yani bizim geleneklerimiz, örfümüz olarak, dili de konuştuğun dil şeklinde algılıyorum. Acaba böyle bir anlamda teklif edilebilir hemen mi diye. Hemen yazı yazacaksın. Yazarım. Atıf yapacağız. Şimdi nereye atıf yapacağız bu? Bu güzel bir yorum. Yani eline, beline, diline sahip ol demek ülkene, vatanına, milletine, aynı zamanda sahip olduğun kültüre, geleneklerine, örflerine ve konuştuğun dile sahip ol anlamı da çıkar herhalde. Evet, soru varsa alabiliriz. Hocamızı her zaman misafir edemiyoruz burada. Gelmişken sorabilirseniz. Evet hocam, buyurun. Değerlendirebilir miyiz? Yok hocam, değerlendiremeyiz. Medeniyet ya da şimdi medeniyet modern anlamdaki kullanımı başka tabii. Temeddün diyor bizimkiler. Modern anlamda medeniyet şudur. Avrupa'nın 18. yüzyılın ve akabinde de aydınlanmanın sonucunda ulaştığı yerin diğer milletler dikkate alınarak yapılan bir değerlendirmesidir medeniyet. Bununla ilgili şimdi yazarını hatırlayamadım, onu düşünüyorum. Yani medeniyet şehir kurmak, toplumsal yaşamak değil. Tanrı'nın tırnak içine alıp insanın asli fail haline dönüştürülmesi ve bu asli failin fiziksel gerçekliği manipüle etme becerisi kazanması ve buradan hareket ederek bir teknoloji üretmesidir. Bunu ben söylemiyorum, kendileri söylüyor. O başka bir şey o. Bizdeki medeniyet İbn Haldun'un ilmi umranda, bak ismi bile çok entesan. Bunu mesela kimse konuşmuyor. İlmi umran diyor. Umran ne demek? İmar etmek. Ayet-i kerimenin aslında şeyidir. Kulluk bilimi yani. Yeryüzünü imar ediniz. Ömür veriniz yani. Ömür de aynı kelimeden gelir. Niye imar ediyoruz? O yeryüzüne bir ömür veriyoruz. Çünkü taş, toprak, şu evi yaptığında bunun ömrünü uzat. Süleymaniye Camii'ne baksana kaç yaşında filan. Neyse. Medeniyet esas itibariyle bir kabilenin, bir topluluk, bir anlam değer dünyasına biz bir temeddün hareketi diyebiliriz. Bununla ilgili Teklif Dergisi bir sayı çıkarttı. Temeddün sayısı. Orada bunun üzerine çeşitli anlamlar yüklüyoruz. Dünya bu medeniyetin üzerine kurulduğu zemindir. Anlatabiliyor muyum? Yani o bugün büyük ölçekli medeniyet şeyi bu dünya üzerine kurulur. Senin dünyan yoksa
Çünkü dünyayı küreselleştirdiğin zaman medeniyete dönüşüyor. Senin dağda bir dünyan vardır, orada bir dünyan vardır. Herkesin bir dünyası, bir kabilenin de dünyası var. O da küçük ölçekli bir temeddün. Ama bunu tabii yani onu sen global hale getirdiğinde, küresel hale getirdiğinde, cazibe haline getirdiğinde, oradan güç ürettiğinde maddi, manevi, ister bunu zorla, icbari, isterse davet yoluyla yaptığında o bir medeniyete dönüşür. Yani dünyan yoksa medeniyet kuramazsın ya. Sana ait bir anlam, değer, dünyası. Kimine ne teklif edeceksin ki? Kimi nereye çağıracaksın? Dolayısıyla dünya kurmak insani olmanın vasfıdır zaten. O daha sonra büyük ölçekli bir davet hareketine ya da bir küresel bir harekete dönüşebilir diye yorumluyorum ben bunu. Başka sorumuz var mı? Orada var hocamın, Serkan götürebilirse. Evet. Geliyor hocam, biraz yüksek. Hocam, tamam. Gerek yok mikrofon. Gitsin gelsin, eğitimini tamamladıktan sonra da ülkesine dönsün. Hocam çok güzel ifade etti. Hakaret etmeyelim dedi. Hocamın konuşmalarında ben şunu da, eleştirilerimiz vardı, analiz vardı, sentez vardı ama çözüm önerileri nedir? Siyasileri söyleyemiyoruz, hepimiz devlet memuruyuz, bir şeyler konuşamıyoruz açık açık. Söyleyin canım, yani edebiyatı siz söyleyebilirsiniz, ben söyleyemiyorum. Şimdi burada mesele aslında siyasilerle oluyor. Yani çözüm, biz burada bir şeyler konuşacağız ama kendimiz çözüm bulamayacağız. Ama büyük problem, eğitimli gençlerimizi kaçırıyoruz. Belki siz İstanbul'da fark etmiyorsunuz ama Anadolu'da gençler, bizim bir önceki seminerimizde tam adres vermeyeceğim ama bizim katıldığımız genç öğrenci dedi ki, biz dedi yurt dışına gidip gelmişler. Hayalim yoktu dedi. Artık dedi yurt dışına gitmek, orada yaşamak hayalim var dedi. Sayın Müdürüm de oradaydı. Ben bugün yetki bende olacak, o projelerin tamamını iptal ederim. Madem biz çocukları yurt dışına gönderiyoruz, çocuğa yurt dışında gidip eğitim göreceğim, ülkeme hizmet edeceğim hayali yok da orada yaşama hayalini vermişiz. Şimdi hepimiz bir yerlerde mutlaka hata yapıyoruzdur. Ama çözüm ne? Bak ben ne güzel eleştiririm. Ben yarım saat daha eleştiririm. Ama çözüm biraz zor. Yani bir çözüm öneriniz var mıdır burada? Yani biz de eğitimciyiz, bir şekilde bir ucundan tutup destekleyebiliriz fikrinizi. Teşekkür ederim. Çözüm önerisi var ya, benim konuşmamda çözüm önerileri var. Ama ben pratik enstrümanlar elimde olmadığı için onlara ilişkin bir çözüm önerim yok tabii ben. Çünkü onu yönlendirmiyorum, yönetici konumunda değilim. Teorik neler yapılabilir Yunus Emre'den, o dönemden de hareket ederek? Bir kere fert yetiştirmemiz lazım. Haysiyetli insan yetiştirmemiz lazım dedim. Kendi çocuğunuzdan başlayabilirsiniz. Bu medeniyet kurmak, biraz önce hocamız dediği gibi öyle sabahtan akşama olan bir şey değil ki. Bunlar uzun soluklu işler. Hangi medeniyet sabahtan akşama kuruldu? İkincisi, yolda yürürken kayıplar da olacak. Herkesi tutamazsınız bir yerde. Ben de yurt dışında görev yaptım canım. Yani hocalık da yaptım, öğrencilik de yaptım. Şimdi haysiyetli insan yetiştirdiğin zaman ister o devlet adamı olsun, ister öğretmen olsun, ister öğretim üyesi olsun, bu sorunla zaten muhatap olmuş, ona göre davranacaktır. Mesele insan kalitesiyle alakalı. Yani çuvalın altı delikse ya da poşetin altı delikse sen istediğin kadar güzel elma koy ona, düşer aşağıya. İstediğin kadar iyi eğitim ver. Eğer insan kaliten bunu taşıyamayacaksa gider o. Boşa gider yani. Anlam değer dünyası olmayan bir genç, sen istediğin kadar yetiştiren üniversite okuyor, gidiyor işte, anlam değer dünyası yok. Yani şöyle düşünsenize, bizim İstiklal Harbi'ni yöneten 10 büyük paşamız var. Şöyle diyebilirler ya bu adamlar. Ulan her şey battı, padişah teslim oldu. Biz de gidelim, ne bileyim, yurt dışında başka ordularda paşalık yapalım, değil mi? Diyebilirlerdi, donanımlı insanlar yani. Ama bunu demediler ve emin olun her orduda alır bizim paşaları ha. Demediler. Dediler ki öleceksek burada ölelim. Şahsiyet, haysiyet, hepsi var adamda. En zor zamanda vatanı terk etmeyecek şekilde insan yetiştirirsen terk etmez. Ama öyle yetiştirirsen bırakır gider.
En güçlü zamanında da bırakır gider. Ha, dediğim gibi her zaman herkesi koruyamazsın. Bazı insanların bir de iradesi var, tercihleri var. Şimdi ölçü şu. Biz 18 yaşına kadar, bu yaklaşık bir rakamda, insanları bu milletin anlam değer dünyasına göre yetiştirmek zorundayız. O yok. 18 yaşında bırak uçsun insanlar. İnsanlar akil bali, kendi iradeleri var, ihtiyarları var, tercihleri var. Gitmek isteyen yine gitsin. Ama bunun gerekçesi önemli. Bizim yaptığımız şey 18 yaşına kadar yetiştirdiğim insana, ya Türkçe konuşamıyor insanımız ya. Türkçe konuşamıyor. Şu siyasilerimize bak. Spor adamlarımıza bak. Ya cümle kuramıyorlar ya. Buradan başlayalım mesela, bak pratik çözüm istiyorsun işte. Türkçe düşünmek nedir? Türkçe konuşmak nedir? Türkçe, işte Yunus Emre bunu yapıyor. Türkçe varlığı nasıl idrak edebilirim? Varlıkla, Tanrı'yla Türkçe nasıl konuşabilirim? Ya bırak sen Tanrı'yla, varlıkla konuşmayı. Kendinle konuşamıyorsun, başkasıyla konuşamıyorsun Türkçe'yi. Çözüm işte. Anlam değer dünyamız. Bakın, şimdi biraz önce konuştuk. Ulu Keykubat. Dedim ya, refleksif kültürümüzde bizim tarihsel şahsiyetlerimiz niçin bizim kültürümüzde görünür kılınmıyor? Torul Bey. Kim biliyor ya Torul Bey'i? Türk tarihinin önemli isimlerini, ben sana politik isimleri. Şimdi rektör yardımcısı burada. Biraz önce bilim merkezini gezdim. Ya Takiyettin Er-Raşit yazıyor. Ya hiç bir uzmanı yok bu üniversitenin. Raşit o ya, Raşit. Yok hocam söylemedi, ben bilim tarihçisiyim, ben bunları bilmiyor muyum? Yok mu bilim tarihçimiz? Şu oradan mı? Ya işimizi iyi yapalım ya. Selçuklu şeyi var. Ulu Bey Selçuklu bu ya, Ulu Bey. Hocam söz vermiştin, seni bir şey demeyecektim. Abi ben o zaman kendimi ihanet etmiş olurum. Bakın Konya'da bir üniversiteye gittim, Selçuk Üniversitesi'ne. Bunu ben anlatırım bazen. Kampüs adları, Melikşah Kampüsü, 2. Kılıç Arslan Kampüsü, bilmem. Dedim ki sayın hocam burası Genelkurmay karargahı mı? Ya üniversite, nerede Konevi ya? Nerede Urmevi? Yani Konya, hani anlarım başka Anadolu'da, hani isim vermeyeyim, bir şehirde alim yoktur da Konya ya fi sebiliyle alim dolu. Hocam ben tabibim dedi, bilmiyorum bunları. Ya yok mu tarih bölümü dedim ya burada. Hocam bakın, anlam değer dünyası dediğim, gençlerin kahramanlara ihtiyacı var. Kahraman, kahraman. Bizim kahramanlarımız kimler? Sanatta, şiirde, edebiyatta. Şimdi benim şöyle bir özelliğim var. Öğrencilerle ilk tanışırken nerelisin diyorum. Kayseri. Say bakayım bana 3 tane Kayserili alim diyorum. Ya devlet adamı sayıyor, ya sufi sayıyor. Alim bilen yok. Davud Kayseri diyemiyor mesela. Sivas diyorum, yok. Şimdi sen arkadaş, bu kadar boş tenek yetiştirdiğim adam, boş boş, bunu herkes doldurur. Şimdi şöyle bakıyorlar, ulan Newton, Einstein, Heisenberg değil mi? David Hilbert, bende bir şey yok, hadi gideyim oraya der. Yani anlatabildim, bak çözüm önerileri bunlar, pratik çözüm önerileri. Şimdi madem sordum, ben sana bir hatıramı anlatayım. Reel olanı tespit etmek için. Türkmenistan'a konferansa gittim. Tabii Türkmenistan, Sovyetler'de altından sonra yeni kurulan Türk Cumhuriyetleri kendi medeniyet masasında yerleri alabilmek için bilim ve teknolojideki katkılarını göstermek zorundalar. Bir psikolojik şey. Çünkü yine orada değil mi? Resimlerin altında batıya çevrilmiş, etki etmiştir. Batıya etki. Bütün aşağılık psikolojisini aşamadık. Kendimizi batıya etkimiz zorunda tanıtıyoruz. Batıya etki et. Peki batıya etki etmeyen bilim adamlarımız ne olacak? Adam yerine koymuyoruz ki onları biz zaten. Batıya etki etmiş mi? Çünkü bizim için değerli olan orası. Böyle bir kimliğimiz var. Şimdi neyse, gittik Türkmenistan'a. İşte orada da konferans, Türkmenistan'ın tarih boyunca bilim ve teknolojiye katkıları. Konuşma yaptık, ettik filan. Sonra Merve gittik. Merve Selçuklu'nun, Büyük Selçuklu'nun başkenti malumunuz. Döndük, son gün Türkiye'ye geleceğiz. Elçi Bey, Türkiye Büyükelçisi, sağ olsun hocalara, katılımcı hocalara bir yemek verdi. Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı da yemeğe geldi. Genelde gitmezler ama Türkiye olunca geliyorlar. Bizi seviyorlar çünkü. Türkmenistan 4 artı 80 milyon diyorlar falan. Böyle güzel bir şey var, psikoloji var. Dışişleri Bakan Yardımcısı dedi ki, hocalarımız Merve gezdi mi? Biz de gezdik dedim. Nasıl buldular, anlatabilirler mi?
Tabii herkes bana baktı. Yaşça ben büyük olduğum için yani. Yoksa başka bir şey değil. Dedim ki Sayın Dışişleri Bakan Yardımcısı'na bir sorun. Altını mı anlatayım, üstünü mü dedim. Çok zeki bir adam tabii. İki tarafı da anlatın dedi. Üstünde bir şey yok dedim. Üstünde bir Sultan Sencer'in mezarı var. 2-3 tane sahabe kabri var. Birkaç arif var. Altına gelince nasıl heyecanlandıysam yarım saat 45 dakika anlattım abi. Ömer Hayyam'dan, Sultan Sencer'den, Haraki'den, Gazali'den, Çamini'den bir girdim. Matematikçiler de anlattım abi. Adam böyle dinliyor. Bitirdikten sonra fırladı ayağı. Bütün diplomatik şeyleri bıraktı. Doğan'ım dedi. Doğan Türkmence'de anne bir kardeşe denilir. Herkese demezler. Elçi Bey dedi ki bak bunu herkese söylemezler. Kardeş, baba bir, anne Doğan. Anne bir olunca o Doğan diyorlar. Doğan'ım dedi sen neredeydin ya? Biz dedi şimdi gidiyoruz odasına toplantılara. Nerelisiniz? Türkmenistan. Nedir bu Türkmenistan? Bilmiyoruz ki biz. Sümüklü sümüklü böyle kafamızı yiyoruz. Ulan ben şimdi nasıl gezerim diyor ya. Ömer Hayyam'dan başlarım. Ezberlemiş isimleri orada. Haraki derim. Biz anlatıyor anlatıyor. Artık kimse beni tutamaz. Bakın bu psikoloji işte. Ya ben yurt dışında görev yaptım hoca olarak. Buradan gelen muhafazakar milliyetçi çocuklar dahil. Omurgasız hepsi ya. Geç kalmış yön Türkler. Çoğu omurgasız. Hangi medeniyeti temsil ettiklerini pigme kabilesi gibi davranıyorlar ya. Ben pigme kabilesi küçük görmüyorum ama yanlış anlamayın ama tarihsel tecrübe bakımından. Ya Süleymaniye Camisi'nin olduğu topraklar, İstiklal Harbi'nin yaptığı toprakları temsil ettiğinin farkında değil adam ya. Bundan başlayalım hocam. Ne dedik? Haysiyeti olmayanın hiçbir şey olmaz ya. Şahsiyet, hüviyet, haysiyet. Bu üçü olmadan hiçbir şey olmaz. Önce ondan başlayacağız. Alabilir miyim söz? Kim? Buyurun. Hocam, buyurun. Çok arttı sorular ha. Hocam yani yalnız bilmediğim yerden sorun. 2-3 dakika. Buyurun. Müsaadenizle. Estağfurullah. Aşk imiş her ne var ise alemde, ilim bir kuyulu kalibiş ancak. Evet. Adem'i Adem eden 3 harf ile 5 noktadır. Ayn, Şin, Kaf. 5 tane de noktaları evet. Var. İnsanları Adem yokluk mevkiinden Adem adam mevkiine çıkarmak bu güruhun işi, bu cemaatin işi, bu topluluğun işi. Bunun yolu da sevgiden geçer. Çok yaramaz öğrenciye matematik öğretmeni soruyor her soruyu. Çok güzel bir şekilde cevaplayınca diyor ki oğlum bütün öğretmenler senden yaka silkiyor. Benim dersimde de en mantıklı sorulara cevabı sen veriyorsun. Sebep nedir? Öğretmenim diğer öğretmenler sizin yaptığınızı yapmadı. Ne yaptım oğlum ben sana? Siz önce kendinizi sonra matematiği sevdirdiniz. Sevgiyle insanları doğru yola, güzele ulaştırmak bizim elimizde inşallah. Kanonik hayatımızın devam ettirebilmek için ikonik insanlar ortaya koymamız lazım. Rol model gençlere güzel insanları göstermek lazım. Bir de çocuğum elimi iyi tut değil, siz çocuğunuzun elini iyi tutun çünkü onun avucu küçük. O sizin tuttuğunuz elden daha güvenle hissedecektir kendisini. Hoş geldiniz. Sefa verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Allah'ın Fazlı oğlunu bize ihsan ettiği bir günde sizi dinledik. Çok sağ olun Fazlı hocam. Çok, çok teşekkür ederiz. Tam da o ilk dizenin başladığı halde hocamın bir kitabı var. Evet. İşk imiş her ne alemde ilim bir külge. Bir kitap yazdım ben onun için. 180 sayfa. Fuzuli ne demek istedi? Şey, Türk düşüncesi şiir üzerinde nasıl okunur bir örnek olsun diye. Çok güzel bir şey işaret ettiniz. Benim bir cümlem var. İnsanın iki organı vardır. Biri akıldır, biri gönüldür. Akıl bilgiyle, gönül sevgiyle işletilir. Dolayısıyla insanlara akıl yürütmek kadar sevgi yürütmeyi de öğretmemiz lazım diye. Aynı düşünüyoruz. Eyvallah. Evet. Bir son bir soru alalım, sonra kapatalım. Buyurun. Evet. Buradan hareketle derin bir anlam olsa gerek. Tabii. Kasıt yaradanın bir tecellisi olarak kabul görmesi midir?
Yoksa Mevlana'da olduğu gibi ne olursan ol yine gel anlamının barındırdığı kişiyi olduğu gibi kabul etmek midir? Sizin işaret buyurduğunuz fert olmanın da önemi dikkate alındığında bu nasıl değerlendirilmelidir? Değerli hocam, bu cümleleri, şimdi biz felsefede mereoloji diye bir disiplinimiz var. Parça bütün ilişkisini nasıl yorumlarız, hermeneutiği? Bütünü dikkate almadan parçayı yorumlarsak sahip olduğumuz bugünkü kavramlarla onu okumaya başlarız. Yani Yunus Emre'nin, tabii burada onu konuşmadık, fikriyatının dayandığı temel o dönemdeki bütünü göz önünde bulundurarak o söylediğiniz beyitleri yorumlamak lazım. Tek başına aldığımız zaman yaradılanı sevelim, yaradılanı hümanizm de çıkarırsınız buradan, değil mi? Bir sürü şey çıkartılabilir. Oradan Yunus Emre'nin aidiyet duyduğu vahdeti vücut düşüncesi, bu vahdet düşüncesinin de çeşitli yorumları var. Hangi yorumuna mensup? Onların hepsini dikkate alarak yorumlamak lazım. Aynı şekilde Mevlana için de geçerli o. Ne olursan ol yine gel. Bu yalıtılmış halde bir cümle değil. Bir Mevlana'nın düşüncesinin bütünü içerisinde anlam kazanan bir düşünce. Onlar ayrı konular. Ama şu önemli. Neredeydi hatırlamıyorum ama bir tarih konuşmasında şöyle bir cümle kullandım. Sonra o yaygınlaştı zannediyorum. Ötede beri de. İslam kültüründen de gelebilir etki ama bizim Orta Asya'dan gelen bir şeyimiz var. Biz bizleştirici bir yapımız var bizim. Bizleştirmek. Yani yönettiğimiz toplum, başka türlü imparatorluğu kuramazsın çünkü. Yani senfoni orkestrasına benziyor bizim. Şimdi davulculardan bir imparatorluk kurabilirsin. Herkes davul çalıyor. Zurnacılardan da bir imparatorluk kurabilirsin. Ama senfoni orkestrası kurabilmek için farklı enstrümanlar çalan, farklı şahsiyetleri, mensubiyetleri, inançları olan, değil mi? Böyle düşünebilirsiniz. İmparatorluk bir senfoni orkestrasıdır. Ama sopayı sallayacak tecrübeli birine ihtiyaç var. Bizim kültürel yapımızda, devlet tecrübemizde bu var. Dolayısıyla o şeyin, ferdiyetin sadece seninle alakalı bir tarafı yok. Karşıdaki insanın ferdiyetine de saygı duyacaksın. Ya şunu yapamıyoruz biz bak. Şimdi ağır olacak ama benim bir cümlem var yine. Türkiye'deki İslamcılık başkasının dindarlığıyla uğraşan bir İslamcılık. Halbuki sen kendi dindarlığıyla uğraşsan, Müslüman kendi dindarlığıyla uğraşır. Değil mi? Bizim bunun bir sürü örneği var. Şimdi biz insanlara ancak teklifte bulunabiliriz. İnsanlara bir şey icbar edemeyiz. Bugünkü en önemli problemimizden biri. Rahmetli Turgut Cansever Hoca'nın güzel bir tanımı var. Tebliğ, iyiyi, doğruyu, güzeli insanların önüne koyup edeple geri çekilmektir. Biz edepsizlik yapıyoruz her konuda. İş yerinde de edebiliriz. Her şeyi en iyi ben bilirim. Bir megalomani, bir değil mi? Bir mesiyanik narsizm. Seçkin, Tanrı beni seçmiş diye bakıyoruz. Hiç kim, hani oflular bunu diyebilir belki de, değil mi? Böyle bir şey yok. Bizim vazifemiz insanlara sadece teklifte bulunmaktır. Onlar da senin kadar akil bali ve işin en iyi, önemli tarafı Cenab-ı Hak onları da senin kadar dikkate alıyor, merak etme ya. Onlar da muhatap, değil mi? Onlar da yani kendimizi Tanrı'nın yerine ikame ederek düşünüyoruz biraz. Bu çok tehlikeli bir şey. Hem Mevlana'dan, hem Yunus Emre'den, hem de Sufilerden alacağımız önemli buradaki rol model kendimizi Tanrı'nın yerine ikame etmememiz lazım. Bizim elimizde olan şeyler değil bunlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani kısaca insanların ferdiyetine saygı göstermek zorundayız. Kim olursa olsun. Biz hemen belirlemeye, domine etmeye, determine etmeye, değil mi? Yönlendirmeye, kendimize rağmen etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızdan başlıyoruz buna. Eşlerimizden başlıyoruz hatta. Dolayısıyla ne kalkıyor da? Müzakere kalkıyor, müdahalese kalkıyor. Bütün o klasik karşılıklı isteçlik ekinin gerektirdiği her şeyi birbirinden kaldırıyoruz. Eğer öyle olmasaydı Yunus Emre ya da Mevlana o dönemin kozmopolit Anadolu'sunu, tabii biz onu düşünmüyoruz. Ondan üzerine gitmedim. Şimdi insanlar çok ezbere konuşuyor. Diyor ki efendim, niye böyle olmalı, niye şöyle? Ya biz Balkanları
1683'te kaybettik bir kısmını değil mi? %25'lik bir kısmını. Soru şu, Mehmet Genç Hoca bunu sormuştu bize. Kaybettiğimiz coğrafyanın kaçta kaçı Müslüman'da, kaçta kaçı Türkçe konuşuyordu? Bakın, 1683, 1300, düşünün yani yavaş yavaş geçin. Herkes şöyle, %60, %70. Dedi ki, %17 Müslüman'dı, %10'u da Türkçe konuşuyordu. Yahu, bunu nasıl tuttular bu adamlar bu şekilde? Saygı göstererek. Yani Anadolu'nun siz şeyini, nüfusunu, homojenliğini mütecanis mi? Dil mütecanis mi? Değerler mütecanis mi? Siz o senfoni orkestrasını nasıl yönettiniz? Onun da tecrübesini elde etmemiz lazım bizim. Şurada ulus devletiz, birbirimizle anlaşamıyoruz ya. Farklı düşünüyoruz, farklı inanıyoruz da birbirimizi boğazlıyoruz. Değil mi? Düşün bir de o dönemi düşün. Şunu hiç unutmayın. Osmanlılar daha önce Müslüman olmamış, Türk olmamış bir coğrafyayı ele geçirip yönettiler. Kolay iş değil bu. O da insana saygıdan geçer. İşte bizim sufi şeyin. Bu saygı demek şey demek değil. Sümüklü böcek olmak demek ya da ne bileyim her şeye he demekten geçmiyor canım. Ama müzakere edebilecek ortamı da canlı tutmak lazım. Evet, bir sorumuz vardı. O son olsun, sonra bitirelim. Çok yorduk hocamızı. Ne? Ben yoruldum demiyorsun. Ben hastayım hocam. Yorulmadım. Hastasın, ben. Geçmiş olsun. Evet, hasta ederim. Gerçekten. Buyurun efendim. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Güzel bir öğleden sonra oldu. Çok teşekkür Eyvallah ediyorum. Efendim. Ama bu söyleşide benim kafamda iki söylediğiniz ifade takıldı. Bunlardan bir tanesi 17. yüzyıldaki yaşanan ihanetti. Bir 17. yüzyılda yaşanan bir ihanetten bahsettiniz. Güncel olayları değerlendirirken insan hakları, demokrasi, Batı'nın kutsal değerlerini şu an yaşananlarla değerlendirecek olursak aslında içinin boşaldığı bir şey. Bu 17. yüzyılda başladı demiştiniz. Benim aklıma şey geldi bunu söylerken siz. 17. yüzyılda demedim. 17. yüzyılda bunu kurdular. Kurdular şu, ama kendi kurdukları dünyaya ihanet ettiler dedim. Ben onu şöyle anlamıştım. Rahmetli oldu gerçi, rahmetli alalım kendisini. Şaban Teoman Dural hocamız bunu ifade ederken kutsalı kaldırdıkları bir dönem 17. ve 18. yüzyıl demişti. Oradan kaynaklanan sıkıntılardan bahsetmişti. Bir medeniyetler dini inşa edildiğinden bahsetmişti. Evet. Bu çok anlamlı geldi bana. Bir de ilk defa bu kavramı sizden duydum ben. Manevi vatan kavramı dediniz. Yok bu şeyin Tunus Hayrettin Paşa'nın yok. Tunus Hayrettin Paşa. Neydi öbürü? Barbaros. Yok yok. Tunus şey. Tunus Hayrettin Paşa değil ya. Said Halim Paşa'nın ifadesidir. Tekrar hakkını verelim ona yani. Tekrar gündeme gelmiş oldu o zaman bu evet, ifade. Evet. Bu çok önemli bir şeydi. Tabii. Belki bunun nasıl olmasıyla ilgili de birkaç şey söylemenizi istiyoruz sizden. Çünkü yaşadığımız sorunların ve bugün yaşanan sorunların en büyük nedeni bu. Biz hep güneşin aslında batıdan doğacağına inandırıldık. Oysa fıtrat der ki güneş hep doğudan doğmaktadır. biz bir medeniyetin dinini yaşamak istemiyoruz. Bizim zaten dinimizin bir medeniyeti var. Bununla ilgili eğitim politikalarına ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bu medeniyetin inşasında da ben bir tarihçiyim. Ortaokullarda tarih ve coğrafya dersleri vardı. Onlar kaldırıldı. Bir medeniyetin oluşturulmasında, hatırlanmasında, aktarılmasında tarihin ve coğrafyanın çok anlamlı ve gerekli olduğuna inanıyorum. Bununla ilgili birkaç kelam ederseniz teşekkür ederim. Evet. Şimdi tarih ve coğrafyanın önemini mi anlatayım? Ya bunu bilmiyorlarsa, hiç anlatmayalım. Yok. Ya Allah Allah, bu bir pedagojik taktiktir canım, siz de hemen şey ama. Bunu bilmeyenlere zaten bunu anlatmak vakit kaybıdır. Cevdet Paşa tarih ve coğrafyanın ikiz olduğunu söyler ve ikisinin birlikte öğretilmesi gerektiğini söyler. Yani tarihi kuru kuru da anlatmayacaksın, coğrafyayla entegre ederek. Rahmetli hocadan bahsettim, Teoman Hoca felsefe derslerini haritayla anlatırdı. Ben hocanın biliyorsun talebesiyim, doktorumu da onunla yaptım. Dolayısıyla bunların tarih hafızadır ve aynı zamanda derinliktir. Yani yüzeysel, sati yaşamak tarihsizliktir. Biz tarihi bildiğimiz zaman
bir derinlik kazanırız. Anlatabiliyor muyum? Hafızamıza bir derinlik katarız. O açıdan bunlar üzerine bence konuşmaya gerek yok. Bunları arkadaşlar bir de bunları böyle burada konuşmayın. Yazın, çizin, gönderin, baskı uygulayın. Yani dinlerler merak etmeyin. Dikkate alınır yani. Ama sadece kendi aramızda konuşup kalırsak olmaz. Diğeri neydi? Unuttum ben soruyu. Ben de yorulmuşum ha. Manevi vatan. Bunu da aslında söyledik burada. Manevi vatan için yapılması gereken bir şey kültür üretmek. Sanat üretmek. Efendim teoriler, metafizik teoriler. Yani mesela Türk milletinin diyelim ki bak oturmuş İmam Maturidi kendi döneminin şartları ve bakış açısı, moral değerleri zemininde bir varlık tasavvuru geliştirmiş. Bir irade anlayışı, bir metafizik geliştirmiş. Bunu daha sonraki öğrencileri daha komplike, sofistike, karmaşık hale getirmişler. Efendim başka şeylere bu entegre olmuş, bugüne kadar getirmiş bize. Bizim şimdi bugün mesela Maturidi izliyoruz. Ya Maturidi bir nostalji. Allah aşkına içinizde Maturidi çerçevede perspektifi, felsefi bir kelami bir tutum. Varlığa bakan, topluma bakan, insana bakan bir yaklaşımınız var mı? Yok, hepiniz kapitalist, emperyalist, neoliberalist değerler üzerinden bakıyorsunuz. Tabii. Yani bununla ilgili tartışmalar oluyor. Türkiye'de öğrenciler Kemalist sisteme göre de yetişmiyor size söyleyeyim. Kapitalist, neoliberalist, emperyalist sisteme göre yetişiyor. Böyle yetiştiriyorsunuz. Çünkü veri o. Filmler öyle, diziler öyle, efendim programlar öyle. Ona göre şey yapılıyor. AVM toplumu. AVM toplumu. Evet. Tabii kapital. Tapınak demek biliyorsun. Şimdi dolayısıyla yapmamız gereken şey o kültür, manevi vatanı bunlarla kuracaksın. Bizim mesela bir siyaset alanı. Bakın Adalet Partisi var bu ülkede. Değil mi? Kuruldu. Adalet ve Kalkınma Partisi var. Adalet teorisiyle ilgili kaç kitabımız var? He? Kendi sosyoloji teorilerimiz var mı? Sosyoloji, toplumun bilgisi. Bilgiyi anladık da kimin, hangi toplumun bilgisini okutuyoruz öğrencilere? Adam sosyolog ama Türk milletin inançlarını bilmiyor. Değerlerini bilmiyor. Camiye gitmemiş adam. İnanmak zorunda değilsin ama bu toplumun bilimini yapacaksan nesneleriyle muhatap olman lazım değil mi? Bilim nedir? Doğrudan nesnelerden empirik veri alıp o empirik veriler içerisinde oradaki kurallılığı tespit etmektir. Biz bilimi öyle tanımlarız. Herhangi bir gerçeklik küresindeki olgu olayların ilişkiselliğinin ürettiği kurallılığı empirik verilerle tespit etmek ve bu kurallılığı matematikle ifade etmektir doğa bilimlerinde. Diğer sosyal bilimlerde başka. Bir kurallılık yakalayacaksın ki onu bir yasanın altına atabilesin. Daha sonra o olayla karşılaştığında bu yasayı ona uygulayabilesin. Nedir mesela Türk toplumunun yasalılıkları, kurallılıkları? Empirik veri elde etmeden ne yapıyorsun? İngilizceden tercüme edip Amerikan toplumu ve Amerikan toplumunda belirli bir dönemi ve kesici geliştirmiş teoriyi burada uyguluyorsun. İşte dedim ya cep telefonu almak gibi teorileri de alıyoruz. Elbette bilimsel bilginin epistemik düzeyde bir küresel, tümel, genel geçerliliği var. Onu bil. Yani bu şuna benziyor. Bakın ben bazen böyle konuşurken bir gün bir ortamda biri kalktı dedi ki hocam dedi çok yerel ve mahalli kalmıyor mu söyledikleriniz? Dedim ki bak vatan kavramı evrensel bir kavramdır. Bunu anlat ama örnek verirken de Amerika'ya bize örnek verme ya. Türkiye Cumhuriyeti vatan olarak bana burayı anlat yani. Bak vatan kavramı evrensel bir kavram. Ama örneklendirmeyi Türkiye üzerinden yap. Bayrak evrensel bir kavram. Ama bayrağım, Amerikan bayrağını bana anlatma ya. Ben Türk bayrağını anlat. Ha hocam ben hiç böyle düşünmedim dedi. Diyen de profesör bir hocamız ya. Neyin evrensel olduğunu, epistemik düzeyde neyin evrensel olduğunu, neyin o evrenselliğe bir temsil olarak gösterebileceğini ayıramıyoruz zihnimizde. Ben toplum, sosyolojinin kuralları pek çok aynı insan kurduğu için tamam tümeldir, küllidir, genel geçerdir de buna vereceğin örnek Amerika'daki bir köy olmasın ya benim Anadolu'daki bir köy olsun. Hatta Anadolu'daki her köyde o kurallığın altına düşmeyebilir. Karadeniz farklıdır, Doğu farklıdır, Ege farklıdır. Bunun için empirik veri toplayacaksın. Modern bilimin temel ilkesi bu. Ama biz ne yapıyoruz? Üniversitelerimizde büyük oranda tercüme, çeviri eserlerle bunun istisnası hocalarımız var ama bunun her konuda yaygın hale gelmesi lazım. Tarih teorilerimiz nedir mesela? Ya Mehmet Kafiyeci. Ne kim bu? Bergamalı.
İzmirli. El Mukaddime ila ilmi tarih. Tarih bilimine giriş kitabını yazmış 1470'te. Nerede? Kendi perspektif, o dönemin değer dünyası içerisinde bir tarih bilimi nedir? İnşa etmiş. Nerede biz? Var mı bizim böyle bir şeyimiz? Tarih felsefemiz ne? Elbette dünya ölçeğindeki tecrübelerden istifade edelim. Ama bizim yaptığımız şuna benziyor arkadaşlar, kusura bakmayın. Hastaneye gidiyoruz. Doktor bize diyor ki, ben sizin bir kan tahlilinizi yapayım, idrar tahlili yapayım, film çekeyim. Benim o kadar vaktim yok. Daha önce gelen bir hastanın dosyasından hareketle bana ilaç ver diyoruz. Böyle hasta oluruz işte. Ya kendi röntgenimizi çekmek, kendi MR'ımızı çekmek, kendi tahlillerimizi yapmak zor mu? Yapalım. Başlayalım şimdiden yani. Küçük bir bakkal dükkanı açalım bir holding hayranlık duyacağına. İleride biz de holding oluruz. Ama hiç ona teşebbüs etmiyoruz. Ya hala bilim tarihini, Türk bilim tarihini, düşünce tarihini kendi gözümüzden yazmaya direniyoruz. Mesela. İşimiz çok ama ümit varız. Ne demiştik? Şirk bir, ümitsizlik iki, büyük günahtır. Ümidimiz olduğu için buradayız. Allah ümitsiz koymasın. Amin. Çok teşekkür ediyoruz hocamıza. Evet, burada sonlandıralım. Değerli konuklar, kıymetli bilgilerini bizlerle paylaşan Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu'na çok teşekkür ediyor. Kendilerine hediyelerini vermek üzere İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Sinan Aydın'ı buraya davet ediyorum. Üniversitemiz adına Sayın Fazlıoğlu'na hediyesini vermek üzere Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Fatih Temizel'i buraya davet ediyoruz. İçi dolu mu? Hocam, tamam. Hocam.